Efendim mutlu akşamlar, Kızıl Elma programına hoş geldiniz. Her hafta sonu, her cumartesi akşamı olduğu gibi saatler 20'yi gösterdiğinde ekranlarınıza konuk oluyoruz sevgili seyirciler. Çok kıymetli konuklarımız var. Ama ondan önce ben kendimi tanıtayım, izlemeyenler vardır belki, denk gelmişlerdir. Elbette. Değil mi? Ben sunucunuz Eda Yerci, aynı zamanda moderatör arkadaşım Ahmet Ağca ile beraber Kızıl Elma programını hazırlıyoruz. Konularımızı, konuklarımızı hazırlıyoruz. Her hafta evlerinize konuk oluyoruz. Peki, şimdi o zaman önemli başlıklar var. Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu, şöyle dünya gündemine baktığımız zaman neler konuşabiliriz'i Ahmet'le hafta içerisinde sürekli istişare ediyoruz. Son dönemlerde özellikle Orta Doğu'da bir ateş çemberi söz konusu. Durum böyle olunca bir tarihe gidelim istedik biz. Aynı zamanda İran'ın içerisinde, Hizbullah'ın içerisinde son dönemlerde acaba istihbari bilgiyi bu İsrailliler nereden alıyor? İçlerinde bir ajan mı var? Mossad ajanlarının bilgisi, becerisi tarihten bugüne kadar nasıl geliyor derken bizim Milli İstihbarat Teşkilatımıza kadar konuştuk. Şimdi hızlıca ben konuklarımı tanıtmak istiyorum sevgili seyirciler. Bugün dünyada savaşların seyrini değiştiren, yön veren, sınırları cetvellerle çizdiren bu istihbaratçılara bir bakacağız. Bunun içerisinde CIA, Mossad, KGB elbette hepsi var. Çok kıymetli konuklarımız var. Akademisyenler, doçent doktor Gökmen Kılıçoğlu, doçent doktor hocamız Serkan Kekevi ve tarihçi, araştırmacı, yazar Ömer Faruk İspir bizlerle beraber. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar. Teşekkürler, teşekkürler. Oldukça hareketli ve güzel bilgi dolu bir program olacak. Ahmet, ben sözü sana bırakayım. Tabii. İstersen çok konuştum. Söz sende. Dediğiniz gibi Mossad, ABD, CIA, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Orta Doğu'nun cadı kazanının hatta evet, öyle söyleyeyim. Tabii, tabii. Nasıl şekillendiği ile alakalı bir program yapacağız. Tarihi derinliğiyle bu işi anlatmaya çalışacağız. Hatta yapay zekanın istihbaratı nasıl etkileyeceğini tabii de konuşacağız. Siber güvenlik, istihbarat diyeceğiz. Tabii sizin de dediğiniz gibi ilk önce bir tarihi alt planı anlatmak gerekiyor. Tabii öncelikle Serkan Kekevi hocam, sizinle başlamak istiyorum. Diğer hocalarım da hoş geldi. Yeniden ben de merhaba demek isteyeyim. Hocam öncelikle şöyle, istihbarat nedir, ne anlamalıyız? İstihbarat deyince aklımıza ne gelmeli? Bunları bir soralım dilerseniz. Sayın Yerci, Sayın Ağca, iyi yayınlar diliyorum. Hocalarıma da tekrar onlara da iyi yayınlar diliyorum. Tabii istihbaratı önce bir anlamamız lazım. Yani istihbarat işte kelime anlamına baktığımız zaman Arapça kökenli istihbar, evet, kökünden türetilmiş yeni öğrenilen bilgiler ve haber alma aslında, hı hı, demek yani kelime anlamında. Yabancı dillerde ise bu işte İngilizceye dönüp baktığımızda intelligence, yani akıl yürütme olarak ifade edilen bir kavram. İkisi aslında çok farklı yerlere işaret ediyor. Biri haber alma, birisi de bir akıl yürütme, plan yapma, zekanın kullanılması. Zaten istihbarat dediğimiz şey bir yönüyle aklın akılla mücadelesi olduğunu da unutmamak lazım. Dolayısıyla bu ortak tanımlamalar, yani bütün istihbaratla ilgili yazılmış olan literatüre baktığımızda da evet, haber alma işin bir tarafında, ancak bu alınan haberin akıl yürüterek, plan yapılarak, işte problem çözmeye, soyut düşünmeye, karmaşık düşünceleri kavramaya, karmaşık planlar yapmaya, çabuk öğrenmeye, aynı zamanda tecrübelerden ders çıkarmayla ilgili zihinsel bir sürece de işaret ettiğini unutmamak lazım. Yani burada akıl kullanmadan da kastımız şu, akıl yoluyla uyum sağlama. Yani bir orada sürecin içindesiniz, bir haber alma sürecinin içindesiniz. Bu sürecin ve istihbaratın oluşturulması, istihbaratın da olumlu şekilde, yani işte siz bunu kullanacaksanız olumlu bir şekilde ve olumlu sonuç yaratarak kendiniz açınızdan kullanmanız gerekiyor. Dolayısıyla istihbaratı biraz da böyle düşünmek lazım. Aslında bu bizim günlük hayatımızda da yeri olan bir şey. Yani istihbarat, evet, biz daha çok
işte aklımıza casuslar vesaire geliyor ama işte kendi hayatımızda da işte ekonomik durumumuzdan tutun hava durumuna kadar baktığınızda pek çok istihbari kendimizce faaliyet yapıyoruz. İşte yağmurda ıslanmak istemiyorsanız demin de dediğim gibi meteorolojik tahminlere bakmanız gerekiyor. Ya da en kısa sürede eve gitmek istiyorsanız işte navigasyon araçlarını kullanıyorsunuz. Ya da ev ekonomisinden bahsediyorsak pazardaki şeyler ya da çocuğunuzu hangi okula gönderecekseniz. Yani pek çok yerde bilinçli ya da bilinçsizce olsun insanların hayatında istihbarat dahilinde sürdürdükleri şeyler var. Ama öte yandan işte bizim konumuzu ilgilendiren istihbarat dediğimizse tamamen aslında işte devletlerin ya da bu işi bir örgüt de yaptırıyor olabilir veyahut da bir şirket de yaptırıyor olabilir. Bunun kesinlikle bir haber toplama ve demin de işaret ettiğim gibi anılan haberleri bir amaca yönelik olarak tasnifleme ve bu tasniflemeden sonra akıl yürüterek büyük ölçüde çözümleme meselesi. Yani istihbarat evet biz daha çok demin de işaret ettiğim gibi bir casusluk tarafını görüyoruz ama aslında tanımın kendisine baktığımızda bir entelektüel faaliyet. Yani ve burada zeka, akıl, anlayış ve bilgi işin içine giriyor. Sadece dolayısıyla, habercilik değil. Tabii sadece haber toplama değil. Yani bu haberlerin bir sonuca, yani bu haberleri topladığınız ham haberleri aslında ham olarak niteleyebileceğimiz haberleri baktığınızda işte analitik ve pratik zeka ile planlanan, gerektiğinde de sabır ve disiplinle sonuca ulaşmak maksadıyla kullanmamız ve sofistike araçlarla desteklediğimiz ki günümüzde özellikle modern dönemlerde ve işte özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren de biz aslında teknolojik araçlarla destekleyerek son derece karmaşık bir süreç olduğunu da ifade etmemiz gerekiyor. Yani istihbarat bakıldığında böyle karmaşık pek çok bağlamı olan bir iş ve işlem olduğunu unutmamak lazım ki bazı da temel ilkeleri var. Hani bana vaktim olduğunda ben bu temel ilkelerin üstünde de durmak isterim. Peki. Lütfen hocam, tabii. Devam edebilirsiniz lütfen hocam. Ha, vaktim var mı peki? Var hocam. Ben mesela şimdi istihbaratın böyle hani temel ilkeleri de zaten tanımı bize anlatacak. Yani tanımın içeriğinde neler olduğunu bize anlatacak. Birincisi süratli olmak zorundadır. Yani bir süreç içindesiniz, sürekli değişen, dönüşen bir sürecin parçasısınız ve bu burada işte haber alırken ya da bunları oluştururken istihbari faaliyetleri alt alta üst üste geliştirirken kesinlikle süratli olunması gerekiyor. İkincisi kesinlik gerekir. Yani istihbarat işi böyle kesinlik olması istenen çok fazla tartışmaya açık konu oluşturmamak gereken bir yerdir. Üçüncü olarak da bu yani sürat ve kesinlikle beraber doğruluk gelir. Yani istihbaratı yapacaksanız, istihbarat işiyle uğraşacaksanız veyahut da istihbarat sonucunda bir işe kalkışacaksanız kesinlikle doğru habere ve doğru olarak analitik süreçten geçirilmiş yani doğru şekilde çözümlenmiş bir bilgi setine ihtiyacınız var. Evet. Ve tabii istihbarat maksadına da uygun olmalı. Yani örneğin işte Orta Doğu ile ilgili bir istihbarat yapıyorsanız burada dolayısıyla Orta Doğu ile ilgili konular ve bunun etrafındaki meseleler çerçevesinde hedefiniz üzerinde istihbarat geliştirmeniz gerekiyor. Aynı zamanda bir esneklik de olmalı. Yani evet sürat kesinlik dedik ama istihbarat özellikle pratik alanına döndüğümüzde veyahut da pratik alanın dışında analitik düzeye de geldiğimizde yeni verilerin gelmesiyle değişebilecek esneklik ihtiyacı doğurur. Yani istihbarat süreci dediğim gibi bir akışkan süreçtir. Ama aynı zamanda da bu yeni verilerin de
elinize gelebileceği ya da elinizdeki bazı verilerin doğru çıkmadığı ya da doğrulandığı durumda değişebileceği bir meseledir aynı zamanda. Dolayısıyla istihbarat aynı zamanda istihbarat ve istihbaratçı esnek olmak zorundadır. Tabii istihbarat yaratıcı bir iştir. Yani entelektüel bir faaliyet olduğu için aynı zamanda yaratıcı bir mesele olduğunu da unutmamak gerekir. Bu anlamda da hayal gücü de gerektirebilir. Yani hayal gücü derken tabii oturup hayal kurmaktan bahsetmiyorum. Burada biraz analitik zekayı aslında kastettiğimizi. Evet, doğru. Anladım ben hocam, anladım demek istediğinizi. Yani şöyle, gelen herhangi bir bilginin sonucunu düşünmek, nelerle karşılaşabileceğini öngörebilmek, öngörüsü yüksek tabii, kişilerin olması gerekiyor. Tabii. Yani bununla beraber tabii profesyonel bir iş olduğunu unutmamak lazım. Tabii. Yani istihbaratın kendisi profesyonel bir süreç ve profesyonel bir iştir. Tabii. O yüzden zaten bu istihbarat süreçleri veyahut da istihbarat örgütleri bu kadar profesyonelleşmeye çalışıyorlar. Tabii özellikle 20. yüzyıldan sonra, yani bilhassa 1945 sonrası uluslararası düzende zaten gördüğümüzde bu istihbaratın giderek profesyonelleştiğini, yani sadece casusluk düzeyinden daha artık teknik düzeye de kaymaya başladığını unutmamak lazım. Evet, öte yandan tabii politik objektiflik ilkesinden ayrılmama işidir aynı zamanda istihbarat. Yani bir istihbarat oluşturuyorsanız ya da istihbarat süreci içindeyseniz burada ne olursa olsun objektif olması gerekir. Yani bu bilgiyi tasdif edenlerin, istihbarat analizi yapanların, istihbarat süreci içindekilerin, yani istihbarat iş ve işlemlerini gerçekleştirenlerin ne olursa olsun politik objektif olması gerekiyor. Yani bu şu demek, herkesin evet bazı siyasal fikirleri, sosyal anlayışları olabilir ama bunları mümkün mertebe dışarıda tutması gerekir. Objektiflik ilkesinden ayrılmamak lazım. Bir diğer mesele de tabii yine istihbarat tanımını daha iyi anlamamız açısından istihbarat bir adanmışlık gerektirir. Yani bu böyle insanlara çok cazip gelen bir iştir ama aynı zamanda da yükü çok fazladır. Yani sahada olduğunuzda başınıza çok daha farklı şeyler gelebilir. Dolayısıyla burada bir adanmışlık gerektiğini de unutmamak lazım. Bir başka mesele yenilik işidir. Yani istihbarat her anlamıyla bir yenilikçilik işidir. Dolayısıyla hani yeni bilgiler, yeni anlayışlar, yeni teknolojiler istihbaratın olmazsa olmazlarıdır. Ki bir başka meseleye daha geliyoruz. İstihbarat bir örgütlenme işidir. Yani profesyonel bir iş ama bir kişinin işi değildir. Böyle bir bireysel olarak çok çok sıyrılan çok iyi istihbaratçılar olabilir ama son tahlilde baktığımızda bireysel olan değil asıl örgütsel olan bir iştir. Aynı zamanda bir de istihbaratla ilgili, özellikle devlet istihbaratı ile ilgili konuşacak olursam, bir felsefeniz olması lazım. Yani burada da felsefeden kastımız bir milli felsefe ve bir milli anlayış üzerine bu istihbaratı bina etmeniz gerekiyor. Çünkü işte devletinizin ayakta kalmasına yönelik en hassas süreçlerden birini yürütüyorsunuz istihbaratla birlikte demem gerekiyor. Yani zannediyorum meramımı anlatabildim. Evet, peki hocam. Evet. Teşekkür ederiz. Şimdi diğer hocalarıma söz vermeden önce aslında bir son dakika gelişmesi var. Hızlıca ben aktarmak istiyorum. Sevgili seyirciler, geçtiğimiz saat içerisinde haber bülteninde sizlerle paylaşmıştık. Şöyle ki, Yenilik Partisi Genel Başkanı'nın Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'ye mesnetsiz iddiaları vardı. Şimdi mesnetsiz bir şekilde konuşması söz konusuydu. Buna istinaden tepkiler Milliyetçi Hareket Partisi kanadından arda arda geldi. O tepkilerden bir tanesi bir
birkaç dakika kadar önce Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Mevlüt Karakaya'dan geldi. Hızlıca aktaralım. Şöyle söylüyor Karakaya: kokmuş ete tuz, utanmayan yüze söz fayda etmiyor. Milliyetçi Hareket Partisi ve ülke ocakları sana ağır geliyor. Hadi başka kapıya. Bu kadar tweet sevgili seyirciler. Öztürk Yılmaz'a bir cevap olarak aktarıyor Mevlüt Karakaya, Profesör Doktor Mevlüt Karakaya. Tabii Öztürk Yılmaz'ın yazmış olduğu, yani iddia etmiş olduğu o mesnetsiz laf, söz, iftiralar uzun uzun anlatmış. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Mevlüt Karakaya da kısa bir şekilde ama çok net, bir o kadar da bence sert bir açıklamada bulunmuş. Kokmuş ete tuz, utanmayan yüze söz fayda etmiyor. Milliyetçi Hareket Partisi ve ülke ocakları sana ağır geliyor. Hadi başka kapıya diyor Profesör Doktor Mevlüt Karakaya. Bunu da hızlıca paylaşmak istedik. Sıcak bir haberdi üzerine, evet, gelen Genel Başkan Yardımcısının açıklaması, hızlıca paylaşmış olduk sevgili seyirciler. Kaldığımız yerden devam edelim sevgili hocalarım. Serkan Hocam sanıyorum bitirdi. Evet, Serkan Hocam bitirdi. Peki, anladığım kadarıyla şöyle bir durum var. İstihbarat, evet, bir bilgi toplamak, bilgi biriktirmek. Ama bu bilgileri de aynı zamanda çok yönlü bir şekilde neler olabileceğini, sonuçlarını görebilmek. Şimdi Gökmen Kılıçoğlu, doçent doktor Gökmen Kılıçoğlu hocamıza bir dönelim. Hocam, istihbarat, casuslar, ajanlar Orta Doğu'da, dünyanın birçok noktasında elbette cirit atıyorlar da bu Orta Doğu'da çok daha fazla gibi geliyor. Casusluk ve ajanlık noktasında o bölgede sizce neler dönüyor? Günümüzden birazcık bahsedelim isterim ben. Sizin yakaladığınız, fark ettiğiniz bazı durumlar var mı? Sizinle de hafta içerisinde çok sık görüşüyoruz. Bu İran, İsrail, Orta Doğu bandında sürekli görüş alışverişinde bulunuyoruz. Neler söylersiniz? Hiç bu konuyu konuşmamıştık ayrıca. İlk olacak, buyurun. Şimdi öncelikle herkese yeniden merhaba diyorum. Orta Doğu çok hareketli bir gündem yaşıyor. Evet. Doğal olarak baktığınız zaman burada istihbaratın konuşulmaması ya da istihbaratın olmaması gibi bir durum, tabii, söz konusu değil. Yani baktığınız zaman aslında istihbarat tarihi açısından da Orta Doğu her zaman ümit bir yer olmuş. Güncelde geldiğimizde de görüyoruz bunu. Şu anda Orta Doğu'da fiili bir savaş var ama bunun öncesinde ve şimdi istihbarat savaşlarının ya da istihbarat mücadelesinin yoğun olduğunu söylemek mümkün. Özellikle şunu görüyoruz. Bölgede İsrail ve diğerleri olarak algılayabileceğimiz, İsrail veya karşıtları olarak algılayabileceğimiz bir tutum içinde baktığımızda İsrail'in başta Mossad olmak üzere diğer istihbarat teşkilatlarının çok ciddi şekilde Orta Doğu'yu şekillendirecek şekilde kendi düşmanlarına da nüfuz edebildiğini görüyoruz. İşte hatırlarsanız istihbarat tarihine geçecek bir takım olaylar karşımıza çıktı. İşte gene konuşabileceğimiz mevzulardan siber istihbaratın vesaire önemli görmüş olduk. Yani kendisinin karşısındaki en büyük rakip olarak gördüğü bir terör örgütünün iletişim ağını neredeyse tamamen ele geçirip işte onların kullanmış olduğu aletleri birer karşı silah haline getirip patlattığını gördük, çağrı cihazlarını ve evet, bizim telefonları. Evet, şimdi evet, bu baktığınız zaman önemli bir çok önemli operasyon, yani istihbaratın hangi türüne bakarsanız bakın baktığınız zaman çok önemli bir operasyon olarak görüyoruz. Gene işte mesela İran gibi kendisini bölgede çok güçlü bir aktör olarak gören, önemli operasyonlar yapma çabası içerisinde olan, yani bir anlamda kendine güvenen bir devlet geleneği de olan, istihbarat geleneği de olan bir ülkeden, bir aktörden bahsediyoruz. Fakat İran gibi işte böyle bir ülke içerisinde bile çok önemli pozisyonlarda, mevkilerdeki insanların öldürülebilmesi, hatta işte gene Hamas liderlerinin, Hizbullah liderlerinin ve bunların öldürülebilmesi. Bu olaylar öncesinde gene baktığınız zaman İran'ın dışarıda faaliyet gösteren devrim muhafızları komutanlığının, yani çok işte Süleymani suikastinden bu yana bakabilirsiniz, bunların hepsinin arkasında çok ciddi bir istihbarat faaliyeti var.
İşte teknik istihbaratı tek başına işte İsrail mi aldı, başkalarından destek mi aldı? Bu ayrı bir sorun. Fakat şunu da biliyoruz, evet, istihbarat faaliyeti başlı başına bir artık bir grup faaliyeti, bir örgütlük faaliyeti ve uluslararası işbirliğine de dayanabilmekte. Dolayısıyla İsrail ve destekçileri diyelim, bölgede önemli atılımlar yapabilmekte. Gene şöyle söyleyeyim, işte hem Hamas'ın hem Hizbullah'ın liderlerinin birebir nerede olduğu, bunlar çok gizli tutulan, işte sürekli Tabii. saklanan, yani kendilerinden ilgili haber alınması çok zor insanlar. Buna rağmen nokta atışı operasyonlardan gene bertaraf edildiğini görüyoruz. Şimdi bunlara baktığımız zaman bir kere şu anlaşılabiliyor. İsrail bölgedeki birçok ülkede o ülkenin vatandaşlarına da nüfuz edebilmiş, bunları da devşirebilmiş, kendisi açısından çalışabilir bir hale getirebilmiş. Şimdi her dönemde İsrail'in özellikle baktığınızda dünyanın her tarafında kendisi için çalışan, sempati duyan bir insan topluluğu var, bir kaynağı var. Ama bunun ötesinde işte bizzat Arapların içerisinden ya da işte İranlıların içerisinden devşirebildiği yapıya baktığınız zaman bu örgütlerin veya bu ülkelerin istihbarat servislerinin en ince noktalarına kadar nüfuz edebildiğini görüyoruz. Burada sadece teknolojik takibin, işte iletişim araçlarının, işte uydu takibinin vesaire yeri hani bu yadsınamaz, ama sadece buna bağlı değil. Yani HUMINT denen ya da işte insani istihbarat diyebileceğimiz unsurların da çok iyi kullanılabildiği, hem kendi elemanlarını hem devşirdikleri elemanlarla bu bölgede her alanda, her yerde belli bir faaliyet gösterdiklerini, aktivite gösterebildiklerini görüyoruz. Bu önemli. Evet. Şimdi hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de çeşitli operasyonlar yapıldı. Mossad ajanlarına yönelik Evet. ya da işte Türkiye'de yapılan, yani kurulmak istenen bir yapıya yönelik 54 ciddi sanık vardı. operasyonların da 35 sanık yapıldığını 6 yıl biliyoruz. 8 ay hapis cezası aldı. Evet, Onu, şimdi evet. hani gündeme gelenlerin dışında gene çeşitli şekillerde çeşitli yerlere yerleştirilmiş yerli yabancı bir takım unsurların yakalandığını biliyoruz. Bu da hani baktığımız zaman aslında biraz önce dediğim gibi, yani sıcak savaşın, çatışmaların dışında işte örtülü bir istihbarat savaşının da bu bölge içerisinde yürütüldüğünü söylemek mümkün. Şimdi tabii baktığınız zaman evet, bir Yahudi ya da işte bir İsrail istihbaratından bahsediyoruz, ama bu diğer ülkelerin karşı çabalar göstermediği anlamına gelmiyor. Öncelikle şunu da söylemek mümkün. Yani baktığınız zaman İsrail'e karşı yapılan bu operasyonun ya da işte saldırının da aslında bir anlamda Hamas'ın da önemli ölçüde bilgi edinebileceği, belli bir istihbarat ulaşabileceğini gösteren bir durum. Zaten belki de İsrail'in bu kadar şiddetli davranmasının ardında hani biraz da bunun da etkisi var. Yani nasıl ulaşabildi ve bizi nasıl aşabildiler korkusunu söylemek mümkün. Dolayısıyla şunu da ekleyelim. Görünen veya işte medya desteği sunulan aslına baktığınız zaman İsrail'in tüm hareketlerinin biraz daha parlatıldığını, ama başarısızlıklarının Evet. ve işte ona karşı yapılanların daha geri planda olduğunu da söylemek Evet. mümkün. Yani şu anda onunla ilgili çok sağlıklı verilerimiz yok. Yani neler yapmak istedi, ne kadarını başardı, hangileri engellendi? Bu noktada da muhtemelen bu çatışmalar vesaire bittikten sonra yani Doğru. istihbarat tarihçileri bu konuda da yani üzerine düşenleri yapacaktır diye düşünüyorum. Doğru. Çünkü yani sahada tamamen böyle bir tek saha top oynama gibi bir şey söz konusu değil. Yani her taraf, yani her ülke diyelim ya da özellikle bu ateşin, bu çatışmanın tüm tarafları birbirlerine karşı birer istihbari faaliyette Tabii. yürütüyorlar. Zaten Köken destekçisi Amerika Birleşik Devletleri. O bölgede bunlar sürekli şüphesiz. temas halinde. Hocam bir de İsrail'in Evet. bulaştığı ülkelerde içerisinde işgal ettiği bölgelerde ülkelerde devlet mi var? Lübnan ne kadar güçlü? Ya Tabii. da yani hani biraz da böyle bakmak lazım.
Yani şimdi Lübnan ilk saldırıdan sonrasında ordusunu Lena'nın gerisine çekti. Yani şimdi o anlamda baktığımız zaman dediğiniz de haklısınız ama işte hani İran gibi daha devlet geleneği olan bir yapıdan da bahsettiğimizde karşımıza çıkan unsurlar söz konusu. Ya evet, o Şimdi anlamda da öyle. şöyle bir şey yanılgı olmasın. Tabii ki istihbarat ve istihbarat örgütü dediğimiz zaman özellikle devletler ve onların kurumları gelebilmekte ama şu anda biliyoruz ki hemen hemen her örgüt bir de istihbari yapıya sahip. Yani Hocam. terör örgütleri de dahil bu anlamda. Evet. Buyurun. Bir de şöyle bir durum var. Yani İran'ı özellikle sormak istiyorum. Çünkü şöyle istihbaratçıların tarihine baktığım zaman ben yakın tarihte de CIA ve KGB ajanlarının takas olduğunu görmüştüm. Yani Evet. değil mi? Hani böyle bir durum da var. Ömrünü, ülkesini, milletini korumak için yetişen 7-8 yıl mesela bir KGB ajanı 7 yılda yetişiyor diye duyduk. Evet. Öyle geçiyor bilgilerde. 7-8 yılı buluyor. Ama buradan vazgeçiyor. Amerika için çalışıyor sonrasında. İran'da da böyle bir durum belki olabilir Persler'de de yani. Şimdi zaten yani bizzat gidip görme ve araştırma şansımız yok Tabii. ama yani yazılanlar, çizilenler, yansıyanlar diyelim Tabii. şunu gösteriyor. İran istihbaratının içerisinde çok ciddi anlamda bir fire olduğu, Evet, zayıflıklar var. yani bu anlamda İran'ın bir telaş içerisinde olduğunu da söylemek mümkün yani. Tabii kimin kim Bu olduğu, ne olduğu belli değil gibi. yani baktığınız zaman içeriden bir şeyler olmayınca dediğim gibi yani ben aslında başta şunu belirtmiştim. Hani tüm teknik üstünlüğüne rağmen aslında içeriden birileri olmadığı müddetçe yani zor yapılabilecek, Zor, imkansız değil evet. ama zor yapılabilecek eylemler yani bakıyorsunuz ki olabilmekte. Evet. Şunu da görüyoruz. Hani bu böyle bir anda olan bir şey değil. Yani İsrail bu konu üzerine yani muhtemel tehdit algılamaları içerisinde buna benzer saldırılar sonrasında ne yapılabileceğine dair ciddi bir öngörüsünün olduğunu görüyoruz. Buna yönelik faaliyetlerini böyle oya gibi işlediğini görüyoruz. Yani baktığınızda nerede kime ne yapacak, nasıl edecek, hangi davranışa girecek böyle çok da bir telaş belirtisi olmadan adım adım uygulayabildiğini görüyoruz. Bu da yine sadece masa başından yapılan bir faaliyet değil. Bölgede bulunan işte irtibatlı birimlerinden, işte ajanlarından ya da işte nüfuz ettiği kişilerden aldığı ciddi istihbaratlara da Tabii. dayanmakta, bu bilgiye de dayanmakta. Evet. Hatta hedef ülkelerin yönetimleri ya da karar alıcıları ne konuşuyor, bunlar yaptığı zaman kendisine ne gibi bir karşılık gelecek? Muhtemelen bununla ilgili de bir bilgi akışı söz konusu. Dolayısıyla çok böyle yani hazırlıksız yakalanmadığını ifade edelim. Evet. İşte ne İran'ın misillemelerine ne diğerlerine. İsrail. Tabii Dolayısıyla hocam, onlar yani biz mi yürüyeceğiz? Onlar yürümeyecek de. evet. Arkasında Amerika Birleşik Devletleri var. Ben mi Yani. yürüyeceğim yani? Baktığın zaman şöyle. Ama öyle gerçekten de yani Şimdi dünya arkasında adamların yani her türlü destekler tabii. sonuçta. Tabii Amerika Birleşik Devletleri çok bariz fakat şöyle de söyleyeyim yani İngiliz istihbaratını da küçümsememek lazım. Yoğun olarak Bizim de onların da arkamızda hem Türk askeri milleti hem var hocam. istihbarat desteği de belli yani oradalar. Onu da Evet, görüyoruz yani. evet, tabii. Orta Doğu'da İsrail'in bakmayın yani işte bir süre kendini çekti işte Amerika'ya bıraktı ama istihbari anlamda hiç oradan elini çekmediğini söylemek mümkün. Tabii. Özellikle İran üzerinde ve dünyadaki Şii hareketler üzerinde çok ciddi bir İngiliz istihbaratının etkisi vardır, yönlendirmesi vardır. Tabii. Bu anlamda da baktığınızda yani tüm bu olayları işte Hizbullah vesaire falan hepsini değerlendirdiğimizde işte buradaki o İngiliz istihbaratına da şöyle bir bakmak lazım. Onlar ne diyorlardı, ne Tabii. yapıyorlardı, İngiltere o ara neyi konuşuyordu? Bir sürede bir onları bir inceleyip onun üzerine de durmak lazım. Tabii. Amerika en bilinen gözde olan ama İngiltere'yi hiç es geçmemek lazım. İngiliz dediğin zaman zaten şöyle bir duracaksın. Yani Ali Cengizoğlu noktasında. Lawrence mesela Ad, en ha, basit örneği. aynen yani Thomas Edward Lawrence.
adam başımıza bela olmuş Osmanlı zamanında. Yani, bizim, yani Arapları kışkırtmış. Evet evet. Sonra İngilizleri çalışıyor, İngilizleri satıyor, başka bir alana geçiyor. Osmanlı'nın başına bela o dönemde. Ama hızlıca tarihe bir bakalım. Evet. Ömer Faruk İspir hocamız yazmayı da çok seviyor bu arada, evet, Ömer hoca. Not alıyor. Her programda not alıyor. hocaların söylediklerini oradan gidiyor. Hocam, evet. Tekrar iyi akşamlar diliyoruz. Birazcık beklettik sizi ama. Şimdi hızlıca bir başlayalım tarihe. Neler öğrendik? Evet, tarihten bir başlayalım bakalım neymiş bu istihbarat, ne zamanlara kadar gidiyor? Yani evet. Düzenli ordu dediğimiz zaman baktığımızda askeri teşkilata dünyadaki ilk biziz. Mete'yi görüyorum. Aynen. Evet. Görüyoruz, tabii. O zamandan bu zamana istihbarati gelişmelerimiz, casuslarımız, ajanlarımız dünyada nasıl etki bırakmışlar, dünyadakiler bizler için nasıl çalışmışlar bir dinlemek isteriz. Başlayalım hocam, buyurun. Evet, öncelikle ben bu güzel programın adına bir atıfta bulunmak istiyorum başlarken. Şimdi programımızın adı Kızıl Elma malum. Türk İslam medeniyetinde de bu Kızıl Elma ülküsünü gerçekleştirmek için çalışan, gayret gösteren, bize Turan'ı vatan eylemek için çalışan, gayret gösteren ve güneşi bayrak ve gökyüzünde çadır eylemek için uğraşan tüm istihbaratçılarımızın, rahmetli olmuşlarımızın hepsine Allah rahmet eylesin diyorum. İsimsiz kahramanlarımızın değil mi hocam? İsimsiz kahramanlarımızın ruhları, evet, şad olsun diyorum. Böyle başlamazsak olmazdı. Doğru. Amin. Bu önemli. Şimdi ben önce Serkan hocamın söyledikleri üzerinden birkaç bir şey söyleyeyim. Sonra da sizin sorunuza geçeceğiz. Şimdi istihbarat nedir diye sordunuz Serkan hocama. Ben mesela kendi bakış açımdan, tabii ben tarih, tasavvuf bakış açısından olaylara baktığım için, mesela şimdi İbn-i Arabi Hazretleri'nin çok enteresan bir lafı var. Bence bu istihbaratı anlatıyor. Diyor ki küfrün kaynağını öğrenmemek küfürdür diyor. Çok enteresan bir laf. Evet. Niye küfrün kaynağını öğrenmemek küfürdür? Çünkü doğruyu o zaman anlarsın. Doğru o zaman ortaya çıkar. Hakikat o zaman ortaya çıkar. Yine İbn-i Arabi Hazretleri'nin çok güzel bir sözü var. Diyor ki bildiklerinize takılıp kalmayın. Eğer böyle yaparsanız hakikati anlayamazsınız demiş. Dolayısıyla hocama sordunuz, istihbarat nedir dediniz. Dolayısıyla istihbaratçıların hayatlarına baktığımızda, onların çalışmalarına baktığımızda asla bildiklerine takılı kalmadıklarını ve perdenin arkasını görmeye çalıştıklarını anlıyoruz. Yine bu istihbarat nedir sorusuna bir şey daha, birkaç bir şey daha söyleyeyim. Mesela Sultan II. Abdülhamit Han'ın sır katibi Ali Muhsin Bey'e ve yine sır katibi ve baş katibi Tahsin Paşa'ya söylediği bir şey var istihbarat üzerine konuşurlarken. Onlara diyor ki bir çadır düşünün, bu çadırın içinden de bir kedi çıktığını düşünün. Kedinin ağzında süt bulaşığı olduğunu fark edin. O sırada da çadırın perdesi aralanmış ve içeride de süt tasının sallandığını düşünün. Şimdi onlara soruyor, diyor ki sizce bu sütü kedi mi içmiştir? Onlar da diyorlar ki muhtemelen. Diyorlar ki işte ben o sütü kedinin içmediği üzerine 33 yıl bu devleti ayakta tuttum diyor. Yani şüphe tek gerçektir. Tabii. Dolayısıyla yine Serkan hocam güzel bir şey daha söyledi. Dedi ki istihbarat bir entelektüel faaliyettir dedi. Tam da bu noktada baktığımız zaman yine 2. Abdülhamit Han üzerinden de gidecek olsak da ya da Osmanlı padişahlarının kullandıkları istihbaratçılara baksak da göreceğimiz şey istihbaratçı olarak kullandıkları gazetecilerin, şairlerin olduğunu, tüccarların olduğunu, akıncıların olduğunu, dervişlerin, sufilerin olduğunu, diplomatların olduğunu, fotoğrafçıların olduğunu, ressamların olduğunu göreceğiz. Evet. Bu manada yine mesela yine Serkan hocam dedi ki önemli bir şeyden bahsetti. Doğru istihbarat iş yapar dedi hocam. Doğru istihbarat tabii. Çünkü istihbaratta şöyle bir kural vardır. Kıymetli hocalarım çok iyi bileceklerdir. Yalan istihbarat yayarsın, karşı taraf da onu gerçek zannedip hata yapar. Dolayısıyla o yüzden mesela Sultan II. Abdülhamit Han'ın çok kullanmış olduğu bir şeyden yine bahsetmek istiyorum. Bu da hep gerçek zannedilmiş ve bunun üzerine tezler yazılmış. Bu ayrı bir konu, oraya girmeyeceğim ama o konu şu. Mesela Abdülhamit Han donanmayı çürüttü mü çürütmedi mi meselesi. Mesela Abdülhamit Han'ın donanma meselesiyle alakalı olarak söylediği çok ilginç bir şey var. Bu yalanı ben yaydım diyor. Yani donanmayı çürüttüğüm yalanını ben yaydım diyor. Yani donanmayı
Çürütmüş adam iki tane denizaltı alıp da bunun bunu birleştirip de kullanır mıydı vesaire vesaire. Tabii oraya girmek istemiyorum, o apayrı bir konu. Yani bütün iki saat konuşmamız gerekecek bir konu. Dolayısıyla bu yalanı ben yaydım. Aha. Karşı taraf benim dolanmayı çürüttüğümü zannetsin diye ama bana düşman olanlar bunu kullandılar diyor. Yine Serkan Hocam çok ilginç bir şey daha söyledi. Dedi ki istihbarat tek başına yapılmaz dedi. Yani ne kadar önemli kişiler olsa da, ne kadar önemli isimler olsa da asla ve asla tek başına yapılmaz dedi. Bu manada yine Sultan II. Abdülhamit Han'a bakacak olursak, oradan da yine şöyle bir şey görüyoruz. Sultan II. Abdülhamit Han, bu gece çok konuşacağız, çok atıfta bulunacağım kendisine. Diyor ki ben şehzadeliğimden itibaren bir satın alınamayacak adamlar listesi oluşturdum diyor. 100 kişi. Yani tahta çıktığı gün kendisiyle beraber can siperhane, vatan, millet, devlet için çalışacak bir 100 kişi var. 100 kişilik bir kadro var, çekirdek kadro. Hı. Bu 100 kişilik çekirdek kadro Yıldız İstihbarat Teşkilatı'nı kurmuştur. Evet. Önce Hafiye Teşkilatı diye duymuştum ben sanki. Evet, Hafiye Teşkilatı ama onun adı Hafiye Teşkilatı değil. Onun resmi adı, evet, Yıldız İstihbarat Teşkilatı. Yani Hafiye de işte ajan, casus aslında, evet, aynı şey. Aynı doğru şey. Doğru aynı. Evet. Dolayısıyla asla satın alınamayacak adamlar listesi oluşturup da şehzadeliğinde ve 100 kişi kadar oluyor bu. Bu 100 kişiyle de cihanı titretmiş 33 yıl boyunca. Evet. Şimdi gelelim sizin sorunuza. Bir de Gökmen Hocam'a da bir atıfta bulunayım o soruya geçmeden önce. Gökmen Hocam da dedi ki İngiliz istihbaratını es geçmemek lazım dedi, malum haliniz. O yüzden de orada yine Abdülhamit Han'a atıfta bulunmak lazım. Abdülhamit Han diyor ki hangi taşı kaldırsam İngiliz, altından İngiliz parmağı çıkıyor diyor. Dolayısıyla kıymetli hocam burada çok güzel bir şey söyledi. Doğru. Onun da altını çizmek, doğru, istedim. Şimdi biz tarihe gittiğimizde Kazım Mirşan hocayı ve Haluk Tarcan hocayı, ki ikisi de rahmetli oldu, Allah gani gani rahmet eylesin, bu iki hocayı okuduğumuzda biz ateş evleri diye bir şey görüyoruz, çok bilinmeyen. Yani aslında Göktürklerden ve Hunlardan bile daha önceye giden bir serüvenden bahsediyoruz, ön Türk uygarlığından bahsediyoruz. İstihbarat o zamanlarda başlamış, düşünebiliyor musunuz? Bu ateş evleriyle alakalı da söylenen şey şu ki diyor, deniyor ki Türklerin başına geçen bey, hı, eğer hizmet ederse devlete ve millete ve Türklere hizmet ederse nasıl onurlandırılıyormuş biliyor musunuz? Hı. Etrafına ateşler yakılarak, yani uğurlanırken, defnetme merasimine götürülürken. Ama eğer ateş evleri denilmesinin sebebi bu. Ama eğer hizmet etmediğine inanılıyorsa o etrafına ateşler yakılmadan defnetmeye götürülüyormuş. Böyle bir İstihbari faaliyetten bahsediyor Kazım Mirşan Hoca ve Haluk Tarcan Hoca. Bu ateş evlerinin Türklerin, özellikle ön Türklerin istihbarat faaliyeti alanında kullandıklarını, bu ateş evlerini, ve bunun ilk çekirdeği olduğunu söylemiş. Daha sonra biz Göktürkler zamanında varlığı ve yokluğu tartışmalı olan kimi tarihçiler diyor ki ya uydurmadır, yoktur böyle bir şey diyor. Kimisi diyor ki vardır diyor. Göktürklere baktığımızda Börübudun'u görüyoruz efendim. Hı. Ve yine bu Börübudun'un İslam geldikten sonra Türkler Müslümanlıkla, İslamiyetle şereflendikten sonra bu Börübudun'un yine çok konuşulmayan bir başka teşkilata evrildiği düşünülüyor ki ben bununla alakalı 696 sayfa bir kitap yazdım, Hankah diye. Benim de ilk kitabımdı. Dolayısıyla bu Börübudun Hankah Teşkilatı'na, hı, evrilmiş. Nerede evrilmiş efendim? Selçuklular zamanında Alanya Kalesi'nin merkez olduğu düşünülüyor. Ve yine Alanya Kalesi'ne gidenler, o kalenin içerisini gezenler göreceklerdir. Hatta bazı bununla alakalı şeyler de çekildi, belgeseller de çekildi. YouTube'da da bazı görüntüler var. Alanya Kalesi'nin içerisinde Zülfikar freskleri, hı, ki Hazreti Ali Efendimiz'e ilmin başı olduğu için atıfla, evet, ve yine gemi freskleri olduğu, ki gemi de biliyorsunuz ilmi ve kurtuluşu sembolize eder. Dolayısıyla Alanya Kalesi'nde gemi freskleri ve Zülfikar fresklerinin olduğu görülüyor. Bu Hankah Teşkilatı efendim Selçuklu zamanında, Alaaddin Keykubat zamanında kuruluyor ve sistemi şöyle: hem
İhvan-ı Safa gibi, ki İhvan-ı Safa tamamen bilim çalışmış, risaleler yazmış, 57 cilt kadar risale yazmış bunlar. İhvan-ı Safa gibi akademik bir yönü var. Yani bilim çalışıyor bu hankah teşkilatı. Aynı zamanda da Sufi savaşçılar diyeceğimiz ya da böyle akıncı teşkilatı diyeceğimiz bir yönü var bu hankah teşkilatının. Daha sonra bu hankah teşkilatı Osmanlı Devleti'ne devrolurken Selçuklu'dan sonra, ben tabii çok bunları özet anlatıyorum birçok konuşacağımız meseleler olduğu için, burası, bu Alanya Kalesi, Osmanlı Kaptanı Deryası'nın ikinci merkezi olmuş efendim. Osmanlı Kaptanı Deryası'nın, yani birincisi nere? Haliç, İstanbul, ikincisi Alanya Kalesi'ndeki oradaki o merkezleri. Daha sonra bu Hankah Teşkilatı'nın da Osmanlı ordusuna Sufi savaşçılar yetiştirdiği ve bu Sufi savaşçıların tespit ettiği kişilerin tabii padişah ve sadrazam onayıyla ordu şeyhi olarak ordunun manevi komutanı ve manevi rehberi olarak ordunun önünde gittiği, mesela İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerini sayabiliriz mesela, evet. Sultan II. Mustafa zamanında ki meydan muharebelerinde yaralanmıştır, ya da Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi'ye bakalım mesela, Sultan II. Abdülhamit zamanına gidelim, 93 Harbi, o da yaralanmıştır, ya da biraz daha tekrardan geriye gidelim, Sultan Fatih devrine gidelim, Akşemseddin İstanbul Fetih ordusunun ordu şeyhidir. Bu şekilde bir yapılanma var. Daha sonra bu hankah yapılanması kendisini 3. Ahmet zamanında Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın çalışmalarıyla Devlet-i Ebed Müddet Fedaileri Cemiyeti isimli bir cemiyet kuruluyor. Hatta onların ajanlarına da böcekler denmiş. Yani mesela Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın bazı böyle metinlerinde ben gördüm, böcekleri oraya yerleştirdiniz mi diyor. Yani buradaki böcek istihbaratçılar yani. Dolayısıyla bizim teknolojide küçük böcekler belki oradan geliyordur. Şimdi Gökmen Hoca'ya sorabiliriz. Dolayısıyla bu Devlet-i Ebed Müddet Fedaileri Cemiyeti de biliyorsunuz 3. Ahmet tahttan indirildi ve Nevşehirli damat İbrahim Paşa da öldürüldü biliyorsunuz. Kendisini bir müddet yer altında saklıyor. Sonra yeni dönemde, yani 1. Mahmut itibariyle ve devletin devamında kendisini sırlılar olarak yeniden ortaya çıkartıyor. Ve işte bu sırlılar dediğimiz yapı ta Sultan Abdülaziz zamanına kadar ve hatta 2. Abdülhamit Han zamanına kadar geliyor. Ve bu sırlılar denilen yapı Sultan 2. Abdülhamit Han'ın bu kurmuş olduğu, şehzadeliğinde kurmuş olduğu 100 Yıldız kişilik teşkilat yapıyla bu sırlılar birleşip Yıldız İstihbarat Teşkilatı'nı kuruyorlar efendim. Ve daha sonra da tabii biliyorsunuz bir de şöyle bir şey var. Sultan 2. Abdülhamit Han'ın siyaset sahnesinden çekilmesinden sonra bir de Enver Paşa'mızın kurmuş olduğu teşkilatı mahsusa var. Size ancak böyle bir özet yapmış oldum. Eğer daha vaktim varsa mesela Abdülhamit Han'ın istihbari alanda yaptığı çalışmalardan falan bahsetmek isterim. Her vaktim var mı, yoksa ikinci tekrar bana söz geldiğinde de anlatabilirim. Hocam şöyle bir 3 dakika vaktimiz var sizin için. Yeterli mi? 3 dakika vaktimiz varsa o zaman yettiği kadarını anlatayım. Sonra tekrardan bana söz geçince tekrardan anlatmaya devam ederim. Tamam hocam. Şimdi mesela Ermenileri biliyorsunuz üstümüze sürüyorlar ve çok bu Ermeni çetecilerin yaptığı terör olayları var biliyorsunuz. Asala Ermeni meselesi terör örgütü diyorsunuz. Onu mu diyorsunuz? Yani Cumhuriyet devrinde öyle olmuş. Osmanlı zamanında öncesinde da varlar. Ermenileri fışkırtmışlar, terör örgütü kurmuşlar ve Osmanlı'nın üstüne sürmüşler. Şimdi tabii bunların arkasında İngilizlerin olduğunu, İngiliz istihbaratının olduğunu Sultan 2. Abdülhamit Han biliyor. Ve İngiliz kraliçesi Victoria'nın sarayında eczanesinde çalışan eczacının yanındaki kalfa 2. Abdülhamit Han'ın adamı. Bu sırada bu Ermeni teröristler o kadar çok azıtmışlar ki hatta Ermeni patriğini falan bile vuruyorlar. O kadar işi büyütüyorlar. Büyütmüşler yani. Artık bunları durdurmanın yolu İngiliz kraliçesinin ipini kesmek olduğunu sultan düşünüyor ve o eczanedeki saraydaki eczanedeki bu eczacının kalfaya Sultan 2. Abdülhamit Han emir veriyor. Bu verdiği emirde kraliçe uyuyamıyor efendim. Uyuyamadığı için de bir ilaç alıyor. Ona o eczanede ilaç yapıyorlar. Dolayısıyla diyor ki buna öyle bir ilaç yap ki bir uyusun, bir daha kalkmasın. Ve ama şöyle tabii öldürme niyetiyle değil, uyandırma kimin elinde oldu? Abdülhamit Han'ın elinde olduğu
bilinecek şekilde bir iz de bırakıyorlar. Sonra tabii Büyükelçi koştura koştura geliyor. Diyor ki eğer bu Ermenileri üstümüzden çekmezseniz, hatta o sırada Osmanlı Bankası'na da baskın yapılmış. Onu da belirtmekte yarar var. Banka abluka altında Türk askerleri tarafından ve bankanın içerisinde de Ermeni çeteciler var. Sultan diyor ki eğer bunları üstümüzden çekmezseniz bu uykunun sonu ölümdür diyor. Dolayısıyla onlar o dönemde bir rahatlama sağlamışlar. Sultandan korktukları evet. için çetecileri getirmişler, bankayı boşaltmışlar. Tabii sultan da o ilacın panzehrini vermiş. İsterseniz devam edeyim mi, reklama mı gidiyoruz? Reklama daha var ama Serkan Hoca'ya dönmem evet. lazım. Birazdan tarih alanına tekrar size geri geleceğiz. Ama Serkan Hoca'ya madem tarihten, o zaman antik zamanlardan antik bu zamana kadar. Geçelim. Evet. Evet. Serkan Hocam, sözü tarihsel açıdan size de bırakmak isteriz. Antik döneme geçelim hocam. Antik dönemlerde olur. Faaliyetler nasıl yapılıyordu, istihbari faaliyetler? Tabii. Zaten Ömer Bey geniş bir perspektif açtı evet. burada. Biz de hani onun etrafını örelim biraz. Tarihte bu iş nereden başladı? Aslında tabii casusluk dediğimiz ya da istihbari faaliyetler dediğimiz bu casusluk en eski işlerden biri olarak kabul edilir. Gittikçe de tarih içinde profesyonelleşmiştir. Ama en profesyonelleştiği dönem tabii 20. yüzyıl. Ama buraya gelene kadar tabii casusluk nasıl istihbarata dönüştü? Mesela Sümer tarihine baktığımızda, Sümerlere baktığımızda Uruk kentindeki kalıntılarda eski yazı işte oradaki tabletlerde dahi buluntuları var elimizde. Casusluk. Yani istihbarat Doğru. faaliyeti yapıldı, casusluk faaliyetleri yapıldı. O Uruk'taki kalıntılarda var. Veya işte Antik Yunan'a bakacak olursak, Antik Yunan'da yine işte Odessa'ya baktığımızda, İlyada'ya baktığımızda yine burada istihbaratla alakalı bazı anlatıların olduğunu aynı zamanda görüyoruz. Veya işte dini metinlere baktığımızda işte Hazreti Musa'nın o Mısır'dan çıkarken işte nasıl, nereye gitmesi gerektiği, burada işte o coğrafyayı ve oradakileri araştırması gerektiği ifade edilir. Ya da İncil casusluk öyküleriyle evet. doldur ki mesela CIA'nin bazı yayınlarında da bunlar incelenmiştir. Dini metinlerde ya da antik çağlarda işte istihbarat faaliyetleri nasıl yürütülmüştür meselesi ele alınmıştır. Tabii şuna bir değinmek isterim. Yani işte tarihe baktığımızda mesela Roma İmparatorluğu'nun bölünmesinde bölündükten sonra işte Doğu Roma'nın istihbarat geliştirmeye çalışmasında bunu çok böyle ciddi anlamda görebiliriz. Ya da tabii istihbarat ve casusluk dediğimizde aslında doğuda, antik doğuya dönmek gerekiyor bir tarafıyla da. Niye? İşte karşımıza antik Çin'de Sun Tzu çıkıyor. Onun Savaş Sanatı adlı eserinde casuslukla ilgili anlattıkları vardır. Yani kimler casustur, işte kimler kullanılabilir, kimlerden bilgi açısından istifade edilebilir. Ya da antik Hindistan'a gittiğimizde orada Kautilya olarak bilinen ya da Çanakya da olarak adı bilinen bir siyasetçidir aynı zamanda, bir düşünürdür Kautilya. Onun bir eseri vardır, Arthashastra diye. Bu eser bir siyasetnamedir. Kalınca da bir kitaptır ki bunun Türkçe çevirisi de mevcut bu eserin. Ve orada istihbarat faaliyetlerinin nasıl yürütülmesi, yani bir prens işte devleti ayakta tutacaksa nasıl istihbarat faaliyetleri yürütmeli, kimlerden istifade etmeli ve casuslukla ilgili pek çok bilgiyi yine bulabilirsiniz. Yani bu anlamıyla önemlidir Kautilya'nın eseri. Tabii daha yakın döneme geldiğimizde Batı istihbaratının bu intelligence denilen işte entelektüel faaliyete dayalı
istihbaratın, Batı istihbaratının temelinin atıldığı yerde aslında Rönesans'ın dönemi Venedik'tir. Venedik'in özellikle Doğu Akdeniz'de Bizans'la önce girişmiş olduğu, ardından da tabii asıl Osmanlı'yla girişmiş olduğu ve çevresiyle yine İtalya'daki o dönem kent devletleriyle girişmiş olduğu rekabet sürecinde aslında bu batılı anlamdaki istihbaratın da temellerinin atıldığını görürüz. Yine tarihsel kronoloji içinde baktığımızda Rus istihbaratının temellerindeki işte Korkunç İvan döneminde atıldığını, yani bu onların tarihinde Tatar boyunduruğu olarak bilinen süreci bitirmeleri ve Rus devletinin Moskova merkezli şekillenmesinde Korkunç İvan'ın büyük etkisi vardır ve Korkunç İvan'la birlikte de Rus istihbaratının temelinin atıldığı bilinir. Veya işte İngilizlerden bahsedildi. Gökmen Hocam ve Ömer Faruk Hoca bir oraya değindiler geniş olarak. Mesela İngiliz istihbaratı da yine İngiltere'nin yükselişiyle beraber 1. Elizabeth dönemiyle İngiliz istihbaratının temellerinin atıldığını görürüz ve tabii İngiliz istihbaratı ile ilgili şöyle bir şeyi de ifade etmek lazım. Bu hani demin ilk turda konuşurken değinmiştim, yenilikçiliği takip etme. İngiliz istihbaratı yenilikçiliği bayağı yakından takip edecek. Yine tabii Fransa'da yine işte Fransa'da bir istihbaratın yükseldiğini görüyoruz 17. yüzyıldan itibaren ve Napolyon Savaşları tabii Fransa'da Napolyon Savaşları ile beraber aslında Fransız istihbaratının da geliştiğini, ona karşılık 19. yüzyılda işte Viyana düzenlemesiyle beraber işte Avrupa yeniden şekillendirilirken Napolyon'un istihbaratına karşı da diğer Avrupalı büyük güçlerin kendi istihbaratlarını yine tabii şekillendirdiklerini göreceğiz diyebiliriz. Bu anlamda yani 20. yüzyıla gelene kadar aslında büyük bir şekillenme süreci olduğunu söylememiz gerekiyor ve tabii 20. yüzyıla girerken hani bu işte istihbaratın şekillenmesinde sanayi devrimi ve onun yarattığı dönüşüm, özellikle iletişim aygıtlarındaki dönüşüm çok büyük bir istihbarat servisleri içinde dönüşümü başlatacak. Mesela demin İngiliz istihbaratından bahsetmiştim. Şu örneği vermek isterim. Daktilo aygıtı çıktığında hem İngiliz istihbaratı hem de Hindistan şirketi ve ondan sonra işte TAC'a bağlı olan bu şirket daktilo almıştır. Bakın elle yazmaktan daha kataloglaması kolaydır diye daktiloyla yazarak yani kayıtları daktiloyla tutmaya başlayacaklardır ve ilk böyle toplu daktilo alımını gerçekleştirmişlerdir. O dönem için hakikaten böyle farklı bir uygulamadır. Evet. Tabii asıl mesela istihbaratla ilgili büyük dönüşümlerden biri şeydir. Birinci Dünya Savaşı sırasında, o da herhalde reklama gideceğiz, o da sonraya bırakabiliriz. Sürekli konuklarımızın değil mi? Nasıl da alışkanlık haline gelmiş. Anlıyorsunuz Erhan Hocam. Aynen. Peki hocam, teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, reklam zamanımız geldi. Serkan Hoca'nın 10 setli reklamlar, sonra buradayız. Efendim yeniden hoş geldiniz. Tabii konu istihbaratlar, istihbarat teşkilatları, istihbarat olunca İttihat ve Terakki Cemiyeti'nden bahsetmeden olmaz diye düşünüyoruz. Doğru. Buradan tabii hocalarıma tekrar teşekkür ediyoruz. Ömer Faruk İspir hocamıza. Geri dönelim, İttihat ve Terakki'yi konuşalım biraz. Tabii. Hocam bu konu hakkında ne söylersiniz? Yani çöküşü engellemek amacıyla faaliyet gösteren gizli komite diyelim. Evet. Siz devam edin. Evet, İttihat ve Terakki Partisi
Aslında kuruluşunda tabii Sultan II. Abdülhamit Han'ın yanlış devleti yönlendirdiği, yanlış yönettiği üzerine bir politikayla ortaya çıkıyorlar. Ve fakat şunu görüyoruz maalesef, bunu da söylemek zorundayım. Sultan II. Abdülhamit Han'ın aslında devleti yanlış yönettiği değil, doğru yönettiği ortaya çıkıyor. Çünkü 9 senede işler Sultan Abdülhamid'in dediği gibi oluyor. Hatta derler ki Sultan Abdülhamit Han 10 sene yönetirseniz 100 yıl yönetmiş sayacağım dediği söylenir Sultan II. Abdülhamit Han'ın. Dolayısıyla 10 sene bile tamam olmamıştır. Ve Osmanlı Devleti mütarekeye gitmiştir, savaşı kaybetmiştir. Fakat İttihat ve Terakki Partisi'ni incelediğimizde şunu görüyoruz. İçlerinde çok vatansever insanlar var. Hani yerden yere vurmanın da bir manası yok. Evet. Çok vatansever insanlar var. Çok milliyetçi insanlar var. Turan ülküsüne inanmış insanlar var. Vatan millet için çalışmış insanlar var. Ama bir taraftan da şunu da gördüm maalesef üzülerek. İttihat ve Terakki Partisi'nin... Partiden önce hocam şöyle bir düzeltelim bence. Partiden önce bir cemiyet, İttihat ve Terakki cemiyeti. Yani bu bir gizli yapılanma. Elbette sizler çok daha iyi biliyorsunuz komite. Ama izleyicilerimize... Evet komite izleyicilerimize anlatalım. Yani Osmanlı Devleti'nin çöküşünü engellemek amacıyla istihbari servislerin az önce siz atıfta bulunmuştunuz. Satılmayan adamların, satılmayacak, satın alınamayacak isimlerin yani oradaki isimler içerisinde Enver Paşa var, öyle değil mi? Yani Talat Paşa var, Ermeniler tarafından katledilmişti. Bu isimler çok kıymetli devletimizin mihenk taşlarından. Yani evet hocam, İttihat ve Terakki Cemiyeti içerisinde hatta Mustafa Kemal de aynı zamanda o dönemde Trablusgarp'a gittiğinde bir gazeteci, Şerif'ti yanlış hatırlamıyorsam. Sultan II. Abdülhamit Han'ın tahttan indirilmesinden sonra İttihat ve Terakki Partisi yaptığı ilk kongrede Gazi Mustafa Kemal Paşa rahmetli de Bingazi delegesi olarak katılmıştır. İttihat Terakki Partisi'nin kongresine. Ama bunu söyleyeyim, Mustafa Kemal Paşa İttihatçı değildir çünkü İttihatçılarla fikirleri uyuşmaz. Sonrasında ayrıldı. Belirli bir yol ayrımına girdiler. Ama o vatan millet sevgisi ve milletin çıkarları doğrultusunda hareket etmediklerini asla söyleyemeyiz. Yani hatta bugün bile az önce konusu geçti Ahmet'le reklam arasında. Dedik İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni konuşalım. İttihatçılar ölür. İttihatçılık ölmez. Hocam yani bu da bir gerçek şimdi. Evet. Programın adı Kızıl Elma olunca bu da söylenmeden olmaz. Evet, buyurun. Evet. Yok ya asla şunu söylemiyorum yani iddiaçıların içerisinde de tabii ki vatanperver insanlar var, devleti milleti için çalışmış insanlar var, onların içinde de gaziler var, kafire sallayanlar var, yani onu asla göz ardı edemeyiz. Fakat yine Sultan II. Abdülhamit Han'ın söylediği bir ilginç bir cümle var, oraya atıfta bulunmak istiyorum. Diyor ki ne onlar beni anlamış, ne ben onları anlamışım, yazık olmuş diyor Sultan II. Abdülhamit Han. Dolayısıyla hatta Sultan Hamid'in doğru hareket ettiğini, Sultan Abdülhamit Han'ın anlamaya başladıklarında biliyorsunuz Birinci Dünya Harbi yıllarında özellikle Selanik'ten İstanbul'a tekrar geldiğinde Beylerbeyi Sarayı'nda iki defa kendisini ziyaret ederler. Talat Paşa'nın da ziyaret ettiği biliniyor. Enver Paşa'nın da kendisini ziyaret ettiği biliniyor. Harple alakalı kendisinden bilgi aldıkları ve harbin gidişatını, seyrini nasıl dönüştürebiliriz diye kendisiyle sohbet ettikleri biliniyor efendim. Dolayısıyla fakat İttihat ve Terakki Partisi'nin şunu söyleyeyim. Sizin sormuş olduğunuz soruya da geri dönecek olursak, yani kaseti biraz geriye çevirirsek nasıl kuruldu sorusu. Değil mi? Aslında Sultan Abdülaziz zamanına gitmemiz gerekiyor İttihat ve Terakki Partisi'ni anlamamız için. Çünkü Sultan Abdülaziz zamanında da bir Jön Türkler hareketi var biliyorsunuz. Yeni Osmanlılar hareketi var. Onların içerisinde, yalnız onlarla alakalı olarak şöyle bir şey söyleyeceğim. Jön Türkler hareketinin içerisinde var olan isimlerin Masonlarla beraber çalıştıkları maalesef ve Sultan Abdülaziz'i şehit edenlerle beraber çalıştıkları maalesef, ama bilerek ama bilmeyerek, bu da tabii ki ortada. Hatta rahmetli tarihçi Yılmaz Öztun'a der ki Bir Darbenin Anatomisi kitabında, Sultan Abdülaziz için onu tahttan indirmeye geldiklerinde aynı Sultan Abdülhamit Han'a denilen şeyin kendisine de söylendiği, seni millet azletti demişler Abdülaziz Han'a da.
Tarihçi Yılmaz Orkun'a da böyle bir şey aynı döneme söyle. Denk geliyor herhalde. Hı-hı. O aşağı yukarı değil 18. mi? Fransız ihtilaliyle bu Jön Türkler aşağı yukarı aynı döneme denk geliyor olabilir mi diye bir sorayım dedim. Ve seni millet hazretti deyince Yılmaz Öztürk Hoca orada çok enteresan bir şey söylüyor Abdülaziz sana söylenen şey için. Diyor ki aslında millet hazretmedi diyor. 63 vatan haini. Bunların başında Mithat Paşa, Şeyhülislam Hasan Hayrullah Efendi, Mütercim Rüştü Paşa ve Serasker Hüseyin Avni Paşa. Aslında böyle bir yolculuk da var. Tabii işin içinde daha sonra İttihat ve Terakki Partisi Osmanlı Devleti'nin gidişatının kötü olduğunu, işte hazinenin kalmadığını, devletin çöktüğünü bu gençler bir araya geliyorlar. Tabii bunların içerisinde gazeteciler var, bunların içerisinde hukukçular var, bunların içerisinde askerler var. Tabii ki en önemli kısımları da askerler ve bunlar gizli ortamlarda, yani çünkü Abdülhamit Han'ın hafiyeleri de bunları takip ediyor deyim yerindeyse. Hatta Mason localarını bile kullanarak, ki kendi hatıratlarında yazıyor yani Mason localarında da toplandık diye. Mason localarında da toplanarak bu şeyi, partiyi kurmuşlar ve 1913 yılında da, yani 1909'da ikinci meşrutiyeti Abdülhamit Han'a ilan ettirirler. Hı. Ama hemen iktidara gelemezler. 1913 yılında Bab-ı Ali baskınından sonra iktidara gelirler. Hı. Ve Mondros Mütarekennamesi'nin imzalandığı döneme kadar da yaklaşık bir 6-7 yıl kadar iktidarda kalırlar. Ama şöyle de bir gerçek var. 1909'dan 1913'e kadar olan sürede de pek fazla ne derler onun adına, hükümete, devlete müdahale etmişler. Kendi istedikleri nazırları kabineye sokmayı başarmışlar diyorum. Peki. Eğer şey bitmediyse, konuşmam bitmediyse yarım kalan birkaç bir şey vardı. Onlardan da bahsetmek isterim. Tabii hocam. Buyurun. Aynen. O ayrıca size sizden sözü almadan önce de şunu da sormak istiyorum ben. Abdülhamit'le ilgili olarak geçtiğimiz gün sizinle program öncesinde telefonda konuşmuştuk yayın öncesinde. Evet. Bu işte Abdülhamit Han'ın çok yıldız istihbarat teşkilatı noktasında çok üst bir akılla, böyle sanki örümcek ağıyla örmüş gibi istihbarat servislerinin dünyanın dört bir yanına ördüğü konuşulur, söylenir. Evet. Bunun üzerine onlarca, yüzlerce kitaplarda yazıldı. Hala daha tarihçilerin iddiaları da şu yönde. Abdülhamit'in kurmuş olduğu bu istihbaratın bugün bile aydınlatılamadığı, yani ucunun nereye dokunduğu değil mi? Aydınlatamadığı söylenir. Şimdi bu sarayda, Yıldız Sarayı'nda bulunan bir casustan bahsederler. İşte herkesi çözdü, beni çözemedi. Orada bir konuşmuştuk sizinle. Eda Hanım, o çok öyle değil demiştiniz. Bir de onu dinlemek isterim ben sizden. Eksiklerinizi tamamladıktan sonra. Buyurun. Evet, şimdi... Mesela bu tam sizin sorduğunuz soruyla alakalı, Abdülhamit Han her yerde bu Yıldız İstihbarat Teşkilatı'nı oluşturdu mu meselesi. Hı. Mesela Küba'da bile Yıldız İstihbarat Teşkilatı'nın karakolu var. Bunu nereden biliyoruz? Ernesto Gomez Abascal isimli bir yazarın Havana'da Türk Tutkusu diye bir kitabı var. Mesela oraya bakılabilir. Başka kaynaklar da var. Bu bizim Hasan Enver Paşa var. Bu bildiğimiz Enver Paşa değil. Başka bir Enver Paşa bu. Hasan Enver Paşa Sultan II. Abdülhamit Han'ın Yıldız İstihbarat Teşkilatı'nda kullandığı gazi ve cengaver paşalarımızdan biri. Bu Hasan Enver Paşa'nın çalışma alanları Amerika Birleşik Devletleri, Küba, İspanya vesaire vesaire. Şimdi çok ilginç bir şey oluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir askeri gemisi bizim bir ticaret gemimizi takip ediyor uluslararası karasularındayken ve Osmanlı karasularına kadar geliyor. Hala bombalanmamış, hala durdurulmamış ve söyledikleri şey de geminin içindekileri Amerika gemisine teslim edilmesi. Sultan II. Abdülhamit Han'ın orada bazı çalışmaları, bazı belgelerin olduğu, bazı makinelerin olduğu konuşuluyor. Tabii o gemi teslim edilmeyecekti, edilmedi de zaten. İzmir Limanı'na yaklaşıldığında Sultan Abdülhamit Han'a haber veriliyor ve bataryaların atış alanında olup olmadığını soruyor Sultan Abdülhamit Tahsin Paşa'ya. Kendisine verilen cevapta bataryaların atış alanında olduğu söylenince, o zaman diyor ki Amerika gemisini bombalayın diyor. 1897 yanlış hatırlamıyorsam tarihte. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin gemisi bombalanıp batırılıyor. Amerika Birleşik Devletleri bunun üzerine Osmanlı Devleti'ne harbi ilan ediyor. Ve bizden
Diyorlar ki ya konsolosluk ve orta elçiliği büyük elçiliğe çıkartırsınız ve geminin karşılığı olan parayı ödersiniz ya da size harp ilan ederiz dediklerinde Abdülhamit Han o meşhur sözünü söylüyor adamlarına. Diyor ki düşmanı daha evinin bahçesinden çıkmadan durduracaksın diye. O da şu şekilde. Bu Hasan Enver Paşa o sırada Küba'da, Amerikan donanması yolda, Amerika'ya bir cevap verilmemiş, ne geminin masrafları ödenmiş, ne bizim geminin içindekiler teslim edilmiş vesaire, ne orta elçilik büyük elçiliğe çıkartılmış. Amerikan donanması yolda büyük bir süratle İstanbul'a doğru geliyor ve Hasan Enver Paşa'ya verilen emir şu. O sırada da orada Küba'da İspanyollarla Amerikalılar Küba üstünde hakimiyet mücadelesindeler. Amerikalılar ve İspanyollar. Diyor ki Hasan Enver Paşa'ya verilen talimatta, sen bunu İspanyolların yaptığı izlenimini verecek şekilde bir Amerika gemisini batır diyor Küba'da. Ve Hasan Enver Paşa'nın komutası altındaki Küba Yıldız İstihbarat Teşkilatı Karakolu İspanya'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin gemisini sanki İspanya batırmış gibi bir operasyon düzenliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin gemisi batıyor. Bunun üzerine donanma, bizim üstümüze doğru gelen donanma mecbur Küba'ya gitmek zorunda kalıyor. Şimdi Abdülhamit Han'ın da burada söylemiş olduğu daha düşmanı evinin bahçesinden çıkmadan durduracaksın sözü tahakkuk etmiş oluyor. Hatta İngiliz elçisi koşturarak geliyor, bunu siz yaptınız değil mi diye. Ve o çeşitli okuduğum kitaplarda ona bir kırmızı pelerin hediye ettiği, İngiliz bir elçisine kırmızı bir pelerin hediye ettiği de konuşulur. Evet. Yine Abdülhamit Han'ın resmen dalga geçmiş tabii. Yine Abdülhamit Han'ın çok ilginç, bizi gülümsetecek bir şeyini anlatacağım size şimdi. Şimdi Vatikan diyor ki Abdülhamit Han'a, biz Bosna'da bir kilise açmak istiyoruz. O zamana kadar orada kiliseleri yokmuş. Bunu Gazi Osman Paşa'ya iletiyorlar. Gazi Osman Paşa da bunu 2. Abdülhamit Han'a söylüyor. O zaman 2. Abdülhamit Han onlara şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki, kilise açmak istiyorlarsa eğer Bosna'da, oradaki Rus ajanlarını temizlesin İsviçre muhafızları. Biz senin gözetiminde, yani Gazi Osman Paşa'nın gözetiminde Rus ajanlarını İsviçre muhafızlarına temizletelim. Sonra senin gözetiminde Vatikan'ın İsviçre muhafızları, o zamanki adı İsviçre muhafızları değil, ben anlaşılsın diye öyle söylüyorum bu arada, onu da söylüyorum. Yani Vatikan'ın askerleri. Hı hı. Onlar da senin gözetiminde geri çekilsinler. Bunun karşılığında Rus ajanlarını oradan çıkarttıkları için onlara kilise açmaya söz veriyorum diyor. Bu operasyon başlıyor efendim Gazi Osman Paşa'nın denetiminde. Rus ajanlarını, Vatikan'ın adamları tek tek avlıyorlar, deyim yerindeyse. Hepsini püskürtüyorlar. Sonra kilise açılmış mı? Hayır, açılmamış. Abdülhamit Han sürekli bürokratik işlemleri gerekçe göstererek zaman kazanarak, evet, tabii ki tahttan indiği zamana kadar kilisenin açılmasını engellemiş. Evet. Şimdi bu Yıldız İstihbarat Teşkilatı'nın nasıl bir gücü olduğunu, Abdülhamit Han'ın nasıl adam seçtiğine bakalım dilerseniz. Cevat Rifat Atilhan var. Bu tamam. Cevat Rifat Atilhan meşhur bizim Enver Paşa'mızın bir yaveri var. Mersinli Cemal Paşa. Mersinli Cemal Paşa'nın da bir yaveri var. Kim o? Cevat Rifat Atilhan. Cevat Rifat Atilhan, ondan da biraz bahsedelim. Kurtuluş Savaşı yıllarında Zonguldak ve Bartın Milis Kuvvetler Komutanı olarak Atatürk'ümüzün, Gazi Paşa Hazretleri'nin emriyle çalışmıştır. Ve Cumhuriyet'in ilanında da Maraşal Fevzi Çakmak Paşa'nın yaveri olmuştur. Ve yine çok fazla Masonların aleyhine kitap yazıyor. Türk düşmanlarının, İslam düşmanlarının aleyhine kitap yazıyor. Hatta İslam Birliği'ni kurmak üzere Nijerya'da ve çeşitli topraklarda, İslam topraklarında faaliyetlerde bulunduğu, vefatı olan 64 ya da 65 yılına kadar söyleniyor. Şimdi biz kaseti geri çevirecek olursak, bu Cevat Rifat Atilhan Abdülhamit Han'la nasıl tanıştığını ve Yıldız İstihbarat Teşkilatı'na nasıl girdiğini anlatıyor efendim. Diyor ki Sultan askerlerin nasıl yemek yediğini merak ederdi. Asker evlatlarının iyi yemekler yemesini isterdi ve her gün bir asker ona yemek götürürdü. Yani bizim yediğimiz yemeği bir kaba koyardık, kendisine götürürdük ve sultan da bu askerlerin bazılarıyla görüşürdü ve onlara da bir altın verirdi. Tabii herkes de görüşmüyor. O da şöyle, sarayın kapısından o asker içeriye girerken fotoğrafı çekiliyor hemen. Ve o fotoğraf padişaha götürülüyor. Padişah o fotoğrafa bakıyor ve bir kanaate sahip oluyor ve görüşüp görüşmeme konusuna karar veriyor. Eğer görüşecekse onu yanına çağırıyor. İşte Cevat Rifat Atilhan bunlardan biri. Allah Allah. Ve Cevat Rifat Atilhan diyor ki, efendim?
Çok enteresan geldi söylediğiniz. Evet. Refat Abdülham diyor ki hatıralarında, o resmi ben sonra yıllar sonra gördüm diyor. Benim çekilmiş resmimi diyor. Yıllar sonra gördüm. Resmin arkasına bu çocuk adam olur yazmış Abdülhamit Han. Ve diyor bana daha sonra ben diyor Harp Akademisi'nde okurken okulun müdürü geldi diyor. Meğersem Yıldız İstihbarat Teşkilatı'nın üyesiymiş diyor. Bana görev teklif etti ve sultanımız seni çağırıyor dedi diyor. Ben de gittim sultanın huzurunda yemin ettim. O gün bugündür Yıldız İstihbarat Teşkilatı'nın bir neferiyim diyor efendim. Evet. Dolayısıyla Abdülhamit Han'ın bu şekilde çok deha hareketleri var. Zaten bu hareketler olmasa, hani programın başında da söyledim ya, kedi süt meselesi. Bu kadar dikkat etmeseydi 33 yıl devlet aileyi ayakta tutamazdı. Sizin sorduğunuz soruya da gelecek olursak, Vanberi'den bahsettiniz. Hatta evet, telefonla da konuşmuştuk. Vanberi ile alakalı şöyle şeyler anlatılıyor. Şehir efsaneleri var. Güya bu demiş ki, yani bu tabii dolaşıyor etrafta, bununla alakalı metinler var, yani bunu görmüş olmanız normal ve bu doğru gibi anlatılması da normal. Evet. Güya demiş ki Abdülhamit herkesi çözdü, beni çözemedi. Evet. Yani düşünebiliyor musunuz? İngiliz sarayına İngiliz kraliçesinin eczanesine, eczacılık yapan adamın yanına kalfa koyabiliyor. Bilmem neredeki büyükelçinin yanındaki tepsi tutan uşak Abdülhamit Han'ın adamı. Büyükelçiliklerde konuşulan bütün meseleler 2 gün sonra Abdülhamit Han'ın masasına geliyor ama Vanberi'yi çözemiyor, öyle mi? Buna kim inanır? Yani mesela biz bir önceki programda mesela Theodor Herzl'dan bahsetmiştik, biliyorsunuz. Evet. Herzl'ın hatıralarında Sultan Hamid'in huzuruna çıktığında kendisine kahve ikram edildiğini, padişahın huzurunda kahve içtiğini kayıt tavırlarla falan anlatıyor ama aynı adam diyor ki elinde beyaz eldivenler vardı, heybetle karşımda duruyordu, elinde kılıç tutuyordu diyor. Hangisi doğru şimdi? Zaten kendisi oradan çıkıp basına Abdülhamit bana Filistin konusunda söz verdi dendiğinde orada çok dikkat çeken bir cümle var. O cümlede şu diyor ki 2 saat huzurumuzda ayakta durma şerefine nail olmuştur diyor. Hani kahve içmiştin abi sen orada. Yani deyim yerindeyse Vanberi'nin yapmış olduğu işte bu. Vanberi peki kim? Macar bir Türkolog. Bildiğim kadarıyla ve 20 dil bildiği söyleniyor. Bunların bazıları ölü diller. Yani Keldanice, Aramice, Süryanice falan gibi diller bildiği söyleniyor. Ve çift taraflı çalışıyor efendim. Bu adam hem İngilizce çalışıyor hem Osmanlı'ya çalışıyor. Evet. Ama Vanberi zannediyor ki Abdülhamit Han onun İngilizlere çalıştığını anlamadı. Hatta şöyle bir iddia var. Aslında Vanberi yolunu bulan bir adamdı. Yani İngilizleri de soyup cebine para koyuyordu, Osmanlı'yı da soyup cebine para koyuyordu diyorlar. Yani adam iki tarafı da bilinçli olarak idare ediyordu. Fakat iki taraf da bunun farkındaydı. Çünkü ondan bilgi akışı oluyordu diye. Dolayısıyla Osman Abdülhamit'in Vanberi ile ilgili de çok enteresan bir şey var. Onu da söyleyip sözü teslim edeyim dilerseniz. Şöyle ki Vanberi saraya ilk geldiğinde, yani Sultan Abdülhamit mi çözememiş yani? Hani onu anlatmak için anlatacağım bu olayı. Ve Vanberi İlk defa saraya geldiğinde sultanla görüşecekler. Sultan bunun diğer krallar nezdindeki, Abdülhamit Han diğer krallar nezdindeki şeyini bildiği için, siz söyleyin önemini, onların saraylarda krallarla yemek falan yediği için bu adama özel bir sofra kurduruyor. İşte Macar milli marşları falan çalınıyor. Düşünün şimdi ve buna bir çilek getiriyorlar. Bir tabak çileğin yanında şey yazıyor kartta. Sultan Hazretleri bu çilekleri bahçesinden kendi elleriyle sizin için topladı. Ya siz inanır mısınız buna? Yani hani burada bir etkileme var. Yani anlatmaya çalıştığım şey aslında Sultan da Vanberi'nin farkında. Vanberi de iki tarafı idare ediyor. Böyle bir adam. Ha, ama bilgili mi derseniz adam gerçekten bilgili bir adam. Ölü dillere kadar biliyor. Evet. Türk tarihini adam ezber etmiş. Yahudi tarihini ezber etmiş. Böyle bir adamdan bahsediyoruz yani. Evet. Ama beni çözemedi kısmı yanlış. Onu söyleyeyim. Adam hatta tekkeleri falan da dolaşmış. Zikir meclislerine dolaşmış, derviş kılığına girmiş, Orta Doğu'yu gezmiş falan, çok ilginç bir adam. Tabii. Hatta hayatı bence film yapılmalı. Evet, peki. Peki hocam, teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Şimdi Osmanlı'nın içerisindeki ajanları şöyle bir araştırdığımda birçok isim var ama az önce bahsetmiştik, Lawrence dedik, Osmanlı İmparatorluğu'na karşı. Ama onun dışında mesela İsrail'in ilk yöneticileri Osmanlı'nın içerisine girmişler.
bayağı bildiğin yönetici kadrosunda yer almışlar. Osmanlı sanki gerçekten Türkmüş gibi. Evet. Osmanlı'nın içerisinde. Bunların isimlerini de ben vereyim. Arkadaşlarıma da söylemiştim fotoğraflarını da hazırlasınlar diye. David Ben Gurion ve Yitzhak Ben Zivi. Osmanlı'ya sızdılar o çökme döneminde. Sonrasında da gittiler İsrail'li. Biri başbakan oldu, biri cumhurbaşkanı oldu zaten. Bunu da hatırlatmış olalım. Hocam kısaca alayım, buyurun. Ya da söz bana geçtikten sonra söyleyeyim isterseniz, nasıl derseniz. Hocam hemen bir iki dakika zamanımız var sizin için, buyurun. Şöyle söyleyeyim, David Ben Gurion denilen adam... Aslında biz hep şunu biliyoruz, onunla alakalı bir şunu söyleyeyim. Biz işte 1892'de ve 1897'de Theodor Herzl'in yapmış olduğu Siyonist kongreleri ve işte 1901'de, 2'de yapmış olduğu kongreleri biliyoruz ama David Ben Gurion denilen adam da aslında 1942'de yani İsrail'in 48'de kurulmasından önce Amerika Birleşik Devletleri'nde yine bir Siyonist kongre toplayan bir adam. Ve ayrıca David Ben Gurion aslında... şu anda elimizde olan Tevrat'a da inanmayan bir adam. Sosyalist bir adamdan bahsediyoruz. Tapınak şövalyesi olan bir adamdan bahsediyoruz. Ve yine hızlıca anlatacak olursam Albert Einstein'la ölmeden önce, 55'te ölüyor Einstein biliyorsunuz. Albert Einstein'la Einstein ölmeden önce Tanrı hakkında sohbet ettiği ve atom bombası hakkında sohbet ettiği ve İsrail'e bir atom bombası yapıp yapamayacağı konuştuğu ve bunu da CIA'nin dinlediği falan biliniyor. Böyle çok enteresan bir adam. Ve yine sizin dediğiniz meseleyle alakalı da şunu söyleyeyim. 1906'da Filistin'e geldiğinde David Ben Gurion, Abdülhamit Han bunun ajan olduğunu fark edince geri gelmemek üzere diye pasaportuna yazdırıp sınır dışı ediyor. Evet. Ama 1912'de bu... Yitzhak Ben Zevi dediğiniz kişi, yani Hayim Weizmann'dan sonra ikinci cumhurbaşkanı olan İsrail'e, bu kişiyle beraber David Ben Gurion 1912'den yanlış hatırlamıyorsam 1916'ya kadar İstanbul'da kalıp hukuk tahsil ediyorlar. Amaçları da Osmanlı hukukunu öğrenmek ve oradan işe yarayan bilgileri alıp kendi devletlerini kurduğunda tatbik etmek efendim. Aynen. Daha işte bu orta ekranda dönen kişiler. Zaten arkadaşlar, onlar dava arkadaşlar, kendi açılarından dava arkadaşları zaten tabii. Beraber fotoğraf çekiyoruz. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız tam için. Tam Osmanlı olmuşlar. Ya. Evet, aynen. Ayırt edemezsin yani, doğru. Peki. Onu da söyleyeyim hemen. Şey için, David Ben Gurion için İsrail'de deniyor ki İsrail'in unutulmayacak lideri, yani kıyamete kadar unutulmayacak lideri, İsrail'in ikinci cumhurbaşkanı Yitzhak Ben Zevi için de İsrail'in ölümsüz lideri ve İsrail'in babası diyorlar. Aynen öyle, evet. Doğrudur. Doğru. Peki Gökmen Hocam'la ve Serkan Hocam'la konuşalım istiyorum ben. Çünkü birçok konu da var aynı zamanda. Evet. Hem Milli İstihbarat Teşkilatımızı konuşalım. Aynı zamanda Mossad, ABD İstihbarat Topluluğu ve CIA. Bunların hepsini bir aynı zamanda bir de bu istihbaratçıların yapay zeka artık günümüzde de bu kullanılıyor. Hocam yüzünüzü değiştirseniz, saçınızı, başınızı, sesinizi değiştirseniz ameliyatla bile gözdeki bu retinadan... Retina. İnsanı tanıyorlar. Artık ajanların da işi zor yani. Gökmen Hocam ne söylersiniz konularla ilgili? Şimdi ajanların işi zor ama aslında hani o dediğiniz şeyler var. Tanınma vesaire, birçok teknoloji artık sizin belki terinizin kokusundan bile analiz edebilecek şeyler söz konusu ama bir taraftan da işlerini kolaylaştıracak şeyler de var. Şimdi eskiden birini araştırmak için belki çöpünü araştırıyorlardı. Ne var, ne içer. Şimdi internet alışverişlerine baktığı zaman ne tüketti, ne yaptı görebiliyor. Doğru. Tüm sağlık verilerine hastaneye bile gitmeden işte siber ortamdan, dijital ortamdan ulaşabiliyorlar. Tabii. Herkesin arkasına birini dikiyorlardı. Şimdi biraz sosyal medyayı dikkatsiz kullanan birisi yani doğrudan tüm istihbarat birimlerinin inceleyip takip edebileceği bir hale aldı. Cebimizde cep telefonu taşıyoruz. Bu sinyalinden her yerde her adımımız takip edilebiliyor ve işte patlatılıp öldürülebiliyoruz. Aynen. Dolayısıyla şimdi baktığınız zaman evet, teknoloji birçok şeyi zorlaştırdı istihbarat açısından ama eskiden önemli görülebilen ya da çok zor olabilecek birçok şeyi de kolaylaştırmış oldu. Yani şöyle düşünün, çeşitli süreçlerde buna yardım etti. Teknoloji her zaman vardı ve bu teknolojinin gelişmesi istihbaratı etkiledi.
Yani siz işte telsizi işte ya da radyo vericilerini bulduğunuz zaman ne yaptı? İşte sinyal istihbaratı diye bir şey Evet. çıktı. Şimdi uyduları bulduğunuz zaman işte uydu istihbaratı, onu ya da işte uydu görüntülerini inceleyerek bir takım şey bilgileri yapan istihbarat alanının çıktığını görüyoruz. Şimdi günümüzde de siber istihbarat bu anlamda yeni çıkan teknolojilerden birlikte baktığınız zaman karşımıza çıkan bir durum. Bunu hatta günlük hayatımızda bunun etkilerini görüyoruz. Yani biraz önce o söylediğim şeyler şaka şeyler değil. Yani pandemi döneminde biliyoruz birçok sağlık verimizin maalesef işte başkalarının eline geçtiği gibi unsurlar söz Evet. konusu. Dolayısıyla siber alanda ya da teknoloji alanındaki gelişmeler yeni güvenlik açıkları da ortaya çıkarmış oldu. Böylece bir siber istihbarat ya da doğru, belki siber güvenliği de karşımıza çıkaran bir kavram ortaya çıkmış oldu. Dolayısıyla bizi artık tehdit eden aktörlerin arasına bu tip unsurlar da girmiş oldu veya tehdit eden silahların arasına diyelim siber silahlar da girmiş oldu. Üstelik bunlar kendi elimizden işte girdiğimiz işte internet sayfası olabiliyor, telefon olabiliyor. Bunlar bile bir tehdit. Bir de bunu şöyle düşünün. Şu anda devletin tüm kamu kuruluşu, yani dünyadaki tüm devletler bilgisayar kullanıyorlar, internet kullanıyorlar. Dolayısıyla haberleşmelerini bunun üzerine kullanıyorlar. Onun ötesinde arşivlerini bu çeşit yani dijital ortamlarda tutuyorlar. Dolayısıyla şimdi burada bu bilgilere erişilmesinin önlenebilmesi, yani bilgi güvenliği için bunlara sahip olmanız lazım, bunu koruyabilmeniz lazım. Birilerinin de buna erişmesini engelleyebilmeniz lazım. Şu an tersi olarak da şöyle söyleyelim. Rakiplerinizin de bu bilgilerine erişebilmek için adımlar atmanız lazım. Yani bir taraftan siber güvenliğinizi sağlamaya çalışırken diğer taraftan da siber istihbaratınızı artırmak durumundasınız ki hedef ülkelerinizin ya da işte herhangi bir hedefin size zarar vermesini engelleyebilirsiniz veya siz ona istediğinizi yaptırabilirsiniz, karşısına çıkabilirsiniz. Bu istihbarat teşkilatlarının da yapısını yenilenmesini gerektiren bir unsur oldu. Hatta şöyle söyleyeyim, yani sadece istihbarat teşkilatları değil, dünya Evet. savaş tarihini de ya da orduları da yenileyen bir olay. Şu anda Çin kendi askerlerini işte bu anlamda baktığınız zaman işte bu siber istihbarat ya da siber savaşlar konusunda eğitmeye başladığını görüyoruz. Hatta işte çeşitli siber savaşların zaten yapılmış olduğunu görüyoruz. Yani işte Rusya-Gürcistan Savaşı'nda baktığınız zaman bu siber saldırılar çok önemliydi. Hatta daha öncesinde söyleyeyim işte Letonya ve Rusya arasında böyle bir ilk siber saldırılarla birlikte çıkan şey bir ilk siber savaş olarak görüldü. Hatta NATO gitti oraya bir siber güvenlik üssü açmak zorunda Tabii. kaldı. Yani şimdi baktığınız zaman her alanda var. Yani bunun ötesinde sosyal hayatınızı, işte o sosyal mühendislik dediğiniz uygulamalar için bile baktığınız zaman artık siber ortam, dijital ortam ya da yani bunun bir alt dal olarak baktığınız zaman sosyal medyayı görüyorsunuz. Tabii. Bunların hepsi ülke açısından baktığınız zaman önlem almanız gereken ve aynı zamanda kullanmanız gereken alanlar olarak karşınıza çıkabilmekte. Şöyle söyleyeyim yani bu şu Arap Baharı denen bir olgu var karşımızda. Bu Arap Baharı'nın ateşleyicisi veya işte yani görece başarısının ilk aşamada en azından baktığınız zaman işte sosyal medya vesaire bunların olduğu söylenebilmekte. Amerika ile Rusya arasında hala acaba Amerika şey özür dilerim Rusya Federasyonu Amerika Birleşik Devletleri'nin seçimlerine dijital olarak müdahil oldu mu olmadı mı tartışmalarını görüyoruz. Bunların hepsi karşımıza çıkan unsurlar. Daha farklı saldırılarda istihbaratın ve aynı zamanda askeri birliklerin yaptığı operasyonları görüyoruz. Mesela gene Orta Doğu'dan örnek verelim. İşte İsrail'in Suriye'de yapılan, oluşturulan, oluşturmak istenen, kurulmak istenen diyelim nükleer tesisi tespit etmesi, vurması vesaire bunlara baktığınız zaman ya da İran nükleer tesisine bu Stuxnet
ismini karıştırabilirim. Stuxnet virüsünü koyması. Bunu yaparken de tabii işte tek aslında bir virüsle birlikte o fabrikanın işleyişini durdurdu. Bir siber bir unsur. Fakat aynı zamanda o virüsü oraya nasıl soktu? Oraya da işte insan, yani birisini yerleştirdi ya da bir ajanını göndermiş oldu. Dolayısıyla teknoloji burada aslında şunu da gösteriyor. Evet, teknoloji önemli, gelişmeler yapabiliyor ama hala insan istihbaratı çok önemli. Bu böyle hibrit diyebileceğimiz bir istihbari faaliyet için önemli bir örnek olarak karşımıza çıkabilmekte. Hocam ben bir şey eklemek istiyorum. Müsaadenizle. Aynı zamanda Milli İstihbarat Teşkilatı. Yani ülkemizin istihbarat teşkilatı. Milli İstihbarat Akademisi diye bir akademi açtı biliyorsunuz. 9 Şubat 2023'te kuruluşu gerçekleşti. 6 Ocak 2024 tarihinde de bir akademi olarak gerçekleşti. Ben bunu biraz araştırdım. Özellikle kriptoloji, uydu uzay sistemleri, yapay zeka ve siber güvenlik noktalarında çok ciddi çalışmalar yapılmakta. Evet, şimdi şöyle söyleyeyim, bu dönüşüm, işte bu yaşananlar bizim Milli İstihbarat'ta da bir dönüşüm getirdiğini söylemek mümkün. Şimdi İbrahim Kalın bu olayı şöyle diyor, hibrit tehditler var. Yani ne demek? Yani tek taraflı bakamayacaksınız. Birçok unsurun birleştiği tehditler var. Yani siz aynı zamanda, yani sanal alem üzerinden bir tehdit varken aynı zamanda askeri tehdit devam edebilmekte, ekonomik tehdit devam edebilmekte. Dolayısıyla bunların karşısına da gene hibrit yöntemlerden karşı çıkabilmeniz gerekmekte. Serkan hocamızın başta belirttiği gibi, yani bu sadece haber toplama ya da işte bilgi almadan öte bu bilgiyi işleme, bunu kullanabilme, dolayısıyla bir entelektüel araç haline getirebilmede önemli hale geldi. MİT böyle bir dönüşümü bir süredir zaten yürütmekteydi. Bu Milli Güvenlik Akademisi gibi unsurlarla taçlandırdığını ifade etmek mümkün. Bu gelişimi MİT'in web sayfasını incelediğinizde bile görebiliyorsunuz. Yani önceden çok böyle statik bir durağan bir sayfayken günümüze baktığımızda daha hareketli, işte bir takım sonuçlara varabileceğiniz bir sayfa haline gelmiş oldu. Yani buradan da değerli tabii, izleyenlere söyleyelim. Milli İstihbarat Akademisi'ne girmek isteyen veya merak eden, konuyu merak eden internet sayfasına, MİT'in internet sayfasına bakabilir, başvurabilir. Önümüzdeki sene için, bu sene zannedersem geçti, dönem için var mı bilmiyorum ama en azından böyle bir fırsat gençlere veya bu alanda çalışmak isteyenlere doğmuş oldu. Tabii bu alanda aslında baktığımız zaman MİT'in faaliyetleri bir anlamda Türkiye'nin gelişen ya da değişen vizyonunu da yansıtan faaliyetler. Bizde istihbarat faaliyetleri genelde işte milli güvenlik üstüne kurulu ve daha ziyade biraz savunmacı bir durumdayken, özellikle büyük ölçüde yurt içine dayalı ve işte sınırlardaki işte dış tehdidi engelleyecek bir unsurken, artık baktığınız zaman dünyanın birçok noktasında faaliyet gösteren, operasyon yapan bir hale gelmiş oldu. Bunu da çeşitli yöntemleri de kullanarak, yani istihbarat tekniklerinin önemli kısmını kullanarak yerine getirebilmekte. Yani burada işte sizin işte insansız hava araçlarınızdan tutun uydu teknolojisine kadar birçok şeyi kullandığını görüyoruz ama bu her şeyden önce bir zihniyet değişikliği. Yani sizin yani istihbarat temelinde nedir? Bir hedef belirlersiniz, o hedefe göre adım atmanız. Tabii. Yani siz politik olarak, vizyon olarak bir nasıl bir hedefiniz varsa ona göre de bir istihbarat ihtiyacınız var. Dolayısıyla istihbarat döngünüzü ona göre yansıtıyorsunuz. Doğru. Yani kapalı olmaya çalıştığınız zaman da bunu sağlamak için, ama Türkiye vizyonunu küreselleştirdiği müddetçe doğal olarak istihbaratının da dünyanın her tarafında hareket edebilecek kabiliyete ulaştırması ya da bunun için çalışması gerekecek. Burada da yine şeye göre son yaşananlarla birlikte bir siber istihbarat kurulması da ya da siber güvenlik kurulması, da söz konusu hale geliyor. Ben İbrahim Kalan'ın bir ifadesi var. Buna bir dikkat çekici görüyorum. Diyor ki yapay zeka dijital çağ atom bombasıdır. Şimdi yapay zeka, yani burada şunu görmek lazım. Nasıl ki nükleer enerji çok
avantajları olan bir enerji ise de şimdi nükleer silah haline geldiğinde ne kadar yıkıcı bir hale gelebilir. Yapay zeka bu anlamda önemli. Yani inanılmaz büyük bir tekin verileri değerlendirerek, bunları analiz ederek o istihbaratın datayı bilgiye çevirmesi, daha sonra bunu tasnif ve analiz sürecinde yaşayacağı, yani yapacağı süreyi çok çok kısa hale getirebilecek çeşitli unsurlar var. Yani bunlar açısından baktığınız zaman önemli ama yıkıcı bir faaliyet için kullandığınız zaman da atom bombası. Yani artık bir atom bombası etkisi yürütebilir. Evet. Şimdi Eda Hanım dedi ki işte her yerinizi değiştirseniz bile işte gözünüzden tanırlar falan ama şimdi bu yapay zeka ile birlikte işte bir de bu şey var, post-truth çağında tam ona uygun bir teknoloji haline geldi. Sizin görüntünüz, sizin sesiniz, hatta ölen bir insanı bile konuşturup işte bir şeyler anlattırabiliyorlar. Görmediğiniz, yapmadığınız, duymadığınız şeyde bir anda siz faili haline gelebiliyorsunuz. Bunların hepsi ben şöyle söyleyeyim, bu yapay zeka bir de bu siber alemin ya da işte bu sosyal medyanın vesaire falan tüm unsurlarıyla baktığınız zaman istihbarat açısından da çok önemli bir hale gelmiş olacak. Eleman devşirmede, terör örgütleri açısından da baktığınızda, yani hangisi evet. için bakarsanız şimdi ne yapıyorlardı işte forumlarda ya da çeşitli sosyal medya organlarında evet. insanlara işte kanca atarak, olta atarak diyelim, onlardan konuşuyorlardı ve kendisine evet. Çekmeye çalışıyorlardı. Şimdi karşımızdaki bir insan, şimdi bakıyoruz ki yapay zeka destekli şeylerden yapıyor. Karşımızdakini bir insan zannediyorsunuz. Fakat aslında bir yapay zeka, yani bir algoritmayla konuşuyorsunuz. Dolayısıyla bu sizin yani sesinizden işte mesela birçok şeyden yani birebir tabii. Şey alıp hocam çok tehlikeli bir boyuta bir, doğru gidiyor operasyon sanki. Gelişilebiliyor, bir durum hareket tarzı öyle. Gelişilebiliyor. Yani bunu bir de şahıslar yapabiliyor. Tespit de zor. Tabii. Öyle. Yani son derece keskin belirlediği nasıl diyeyim, politikalar diyelim. Evet. Yani sizi ikna kontrol sürecini altına çok ileri düzeye getirebiliyor. Dolayısıyla oldukça önemli hale geldiğini söylemek mümkün. Yani bu her ülke kullanıyor ama işte dediğim gibi Çin bu konuda çok ciddi faaliyetler var. İşte Amerika Birleşik Devletleri ben onu yakalamam gerektiği üstünde durduğunu görüyoruz. Bunu ilk ortaya atanlardan, yani bu hibrit savaşı ilk ortaya atan aslında baktığınız zaman Rusya. Yani Rusya'yı da bu çalışmalar içerisinde çok dikkat etmek lazım. Yani şu anda büyük güçler dediğiniz her tüm güçler teknolojinin bu anlamdaki ilerleyişinde de aktif olmak istiyorlar ve bunu istihbarat ve askeri teknolojiler dahil her şey için kullandıklarını söylemek mümkün. Çünkü yani büyük bir veri var. Bu veriyi mevcut şartlar altında kullanabilmek, değerlendirebilmek ciddi bir zorluk aslında. Yani çok veri olması da bazen işinizi zorlaştırabilir. Bu anlamda işte kuantum bilgisayarları ve yapay zekayı bir arada düşündüğünüzde tüm bunları çok daha kolay şekilde tasnif edecek, alacak, anlamlandıracak evet. ve yani işte insan unsuruna önüne getirdiğinde neredeyse hazır bir hale getirmiş olacağını göreceğiz. Dolayısıyla bu bizim karşımıza daha neler getirir bilemiyorum ama Milli İstihbarat Teşkilatımızın bu anlamda hem hibrit tehditleri farkına varması ve buna yönelik çalışmalar yapması, yapay zeka gibi konular üzerine de özellikle eğilmiş olması, işte bir akademi vesaire kurması da Türkiye açısından evet. hem bize güven veren bir durum hem de işte öngörüyü bir anlamda tebrik etmemiz gereken bir durum olarak karşımıza çıkmakta. Yani dünyayı biraz geç de olsa yakalamak durumundayız ama pek çok konuda yaptığımız gecikmelere baktığımız zaman bu oldukça hızlı bile sayılabilecek bir hareket tarzı geliştirdiğimizi ifade etmek mümkün. Peki hocam, teşekkürler. Tabii Türkiye'nin güvenlik politikalarına yönelik ciddi adımlar bunlar. Buradan Serkan hocama dönmek istiyorum. Hocam, tabii siz uluslararası politika konusunda da uzmansınız aynı Gökmen hocam gibi. İstihbaratın uluslararası politikadaki yeri nedir? Yani politika oluşturmada istihbaratın yeri nedir? Birazcık buraya değinelim dilerseniz. Tabii Sayın Ağaca. Şimdi uluslararası politikanın bir alt dalı olan dış politikaya baktığımızda devletlerin dış politika araçları vardır.
Yani burada dış politika araçlarından biri de müdahaledir. Yani müdahale dediğimiz kavram. Müdahale çok geniş bir kavramdır ve bunun içinde aynı zamanda işte askeri olanlar bulunduğu gibi askeri olmayanlar da var. Yani istihbarat da tam burada ve diplomasi tarafına da baktığımızda o da yine bir dış politika aracıdır ve diplomasiyle böyle diplomasiyle halledilemeyen yerlerde biraz bu müdahale tarafına kayabilir. Şimdi özellikle istihbari faaliyetler bu anlamıyla önemli. Yani müdahale aracı olması açısından propaganda ve müdahale yapılabilmesi bağlamında önemli olduğunu görüyoruz ki bilhassa da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra demin aslında konuşmamda neredeyse oraya kadar gelmiştim. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu istihbaratın daha artık profesyonelleştiğini görüyoruz ve bu dış politika araçları içinde sıklıkla başvurulduğunu da gördüğümüzü söyleyebiliriz. Bilhassa işte büyük güçler açısından bakıldığında iki kutuplu dönemde mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli müdahalelerinde işte bu Amerikan istihbarat topluluğu ve bu topluluk içinde genellikle öne çıkan merkezi haber alma teşkilatı yani çeşitli CIA operasyonları ya da Sovyetler Birliği'nin çevresinde geliştirdiği ya da Doğu bloğunda ya da bağlantısız ülkeler dediğimiz yani daha çok işte sömürgelikten bağımsızlığını kazanmış ülkelerde yine geliştirdiği çeşitli istihbari faaliyetleri de söyleyebiliriz. Yani bu anlamıyla özellikle uluslararası politikada istihbarat kurumlarının ve istihbarat faaliyetlerinin yerinin gittikçe arttığını unutmamak lazım. Şimdi burada tabii bir katman daha geliyor. Demin Gökmen Hocam değindi bu özellikle teknolojiyle istihbarat arasındaki evet. ilişkisellik kapsamında. Biz hep devletleri tabii konuşuyorduk. Burada artık şirketler de hem istihbarat üretmeleri ve istihbarat evet. analizi yapmaları dolayısıyla hem de belki de bu işi yine para karşılığında yapan gruplar ya da bireyler karşımıza çıkıyor. Yani istihbaratın katmanlandığını görüyoruz ve bu bir uluslararası politika meselesi aynı zamanda. Dediğimiz gibi çünkü işte herkes birbiriyle yani anarşik bir durum özellikle uluslararası ilişkilerde böyle çok sıklıkla vurgulanan uluslararası ilişkilerin bütün aktörlerin birbirleriyle mücadele halinde olduğu bir anarşik yapısı olduğundan bahsedilir. Burada da bu anarşik yapı içinde özellikle işte her birimin kendisine yardım edebileceği yani son evet. kertede her koyunun kendi bacağından asılı olduğu düşünülür. Özellikle gerçekçi analizler kapsamında burada da istihbarat faaliyetleri önem arz eder. Ve dediğim gibi bakın çok katmanlı ve çok kategorili bir istihbarat ve istihbaratın değişen niteliği söz konusu. Yani hem devlet dışı aktörler burada devreye giriyor hem de sahadaki istihbarat önemini kaybetmemekle birlikte yani insan istihbaratı önemini kaybetmemekle birlikte hem yapay zeka hem de istihbarat mühendisliği diyebileceğimiz bir düzeye doğru taşındığını evet. ve uluslararası politikada bunun önemli bir sonucunun da olduğunu mesela demin yine değinildi İran'a düzenlenen işte zamanında bu nükleer politikası dolayısıyla flame virüsü üstünden Stuxnet saldırısı veyahut da işte çok bu yakın zamanda işte İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği bu evet. çağrı cihazları üstünden gerçekleştirdiği faaliyetler ve bunların tek tek böyle bağlamlarına baktığınızda ya da bir zamanlar çok dikkat çeken WikiLeaks hadisesinde olduğu gibi ya da Panama belgelerinde olduğu gibi yani bir grubun işte dolaşıma soktuğu çeşitli hassas bilgilerin bir istihbari nitelik kazandığını da unutmamak gerekiyor ki WikiLeaks belgelerine de baktığımızda mesela o da çok önemli ve enteresandır. En fazla bilgi Türkiye'den çıkmıştır. Evet. Yani Amerikan istihbaratının en fazla Türkiye ile ilgili tuttuğu bilgiler çıkmıştır. Ya da yine uluslararası politika ve iç politika kesişiminde istihbarat meselelerinin çok farklı düzeyleri ve boyutları olduğunu unutmamak lazım. Örneğin
Yine bu Ergenekon sürecine baktığınızda işte Kozmik Oda'ya girilmesi ve oradaki bilgilerin işte o FETÖ unsurları ya da bunlarla iltisaklı olan yapılar tarafından yurt dışına çıkartılması. Alınız yine burada bir uluslararası politikada müdahaleyle ilgili iç ve dış politika kesişiminde bir aslında bağlam görüyoruz. Tabii. Dolayısıyla yani istihbarat günümüzde gittikçe katmanlanıyor, farklı aktörler devreye giriyor, devlet dışı aktörlerin de aslında önemli olduğu yani bilhassa da bu teknolojik gelişmelerle birlikte yani bu istihbarat mühendisliğine kayan türden dönüşüm evet. oldukça dolayısıyla uluslararası politikada da pek çok şeyi göreceğiz ve duyacağız. Yani çünkü bunların bir kısmı işte kim daha çok parayı verirse onu yapıyor ya da bir kısmı tamamen bilgi sızdırmak ve bilgiyi ifşa etmek. Yani bu Batılıların whistleblowing evet. blowing dedikleri bilgiyi yayma evet. üzerinden bir anlayışla bunları da yapabiliyorlar. O yüzden uluslararası politika analizlerinde ve dış politika analizlerinde istihbaratın ve yine hocamın vurguladığı gibi hibrit tehditlerin çok önemli olduğunu da ben de hatırlatmak isterim. Peki. Hocam şimdi az zamanımız kaldı. Evet. Yaklaşık 7 dakikamız var. Bütün hocalarıma soracağım ben bu soruyu. Çok merak ettiğim bir soru var. Özellikle son dönemlerde yani son işte Soğuk Savaş'tan sonraki süreçte hocam hiç rastladınız mı? Yani öncelikle Serkan hocama sormuş olayım. Özellikle KGB, işte Ruslar, Mossad, işte İsrailliler evet. ya da CIA. Bunların ajanları, casusları, istihbarat servisleri bir takım yollara başvuruyorlar. Mesela bu anlamda büyü yapma gibi. Ya da cinleri kullanma gibi. Spitiyel. Evet evet. Aynen aynen. Ben hakikaten bunu çok merak ediyorum. Yani karşılaştınız mı hocam? Hakikaten. Gerçekten yani işte KGB Ruslar Ruslar cinleri kullanıyor. Evet. Ya da işte büyü yapıyorlar İsrailler Astral gibi gibi. Hakikaten olabilir canım niye olmasın yani. Yok, vardır belki. Kullanıldığı söyleniyor. Filmlerde çok kullanılıyor özellikle. Tabii evet. ki filmleri izleyip onları referans alıp yapmıyoruz evet. bu işi ama karşılaştığımız kitaplarda var. Hepinize soruyorum hocam. Serkan hocamdan ben bir duymak isterim. Yani aklınıza yatıyor mu böyle bir şey ya da böyle farazi midir? Yani şöyle, hiç rastladınız mı hocam böyle yazılan çizilen şöyle, meseleler de olabilir belki. Akademik olarak. Şöyle ifade edeyim. rastlasaydım herhalde istihbari bilgi olduğu için anlatmam bu zeminde doğru olmayabilirdi. Kullanılıyor mu hocam? Ama yani. Şunu ifade edeyim. Yani demin aslında programın başında hani bir şeyden bahsetmiştik. İstihbarat doğru bilgiye dayanır. Benim öyle bir bilgim yok. Ama hani yazılan kitaplarda evet KGB'nin evet. kullandığı yani yaptıkları olarak. Bu tip şeyler yapıldığına dair sonra ama. Yapıldığına dair şeyler var. Evet. Yani var. Bazı ifadeler var ama bu şimdi yazılan kitaplar. Hani ben bilimsel açıdan bakıyorum. Evet. Şimdi bir kaynakça vesaire bizim açımızdan hani bu kitaplarda bizim bilgiyi denetleyebilmemiz lazım. Şimdi tabii. istihbari eserlerde bilgiyi denetleyebilmek bazen zor. Bunun acaba gri bilgi mi yoksa işte başka tür bir bilgim olduğunu ben ölçemediğim için hani buna ben cevap veremeyeceğim öyle söyleyeyim. Peki Gökmen hocam 2-3 dakikamız kaldı sizden dinleyelim bir de Ömer hocama döneceğiz sonra buyurun. Yani şimdi şunu söyleyeyim yani Müslüman olarak Kur'an'a baktığımız zaman cinler vesaire falan gibi bir şeyler var. İşte o Süleyman, Hazreti Süleyman'ın kıssasından falan baktığınız zaman bu tip şeylere bir dayanak söylemek mümkün ama yani istihbarat dünyasında bu anlamda bir şey nedir, nasıldır ya da Kur'an'daki sözü biz tam anlamıyla anlıyor muyuz, farklı yorumlanması mümkün mü? O arada bir olup olamayacağından dair bir şey söylemek zor ama metafizik istihbarat diye şeyler var. Literatürde var. Yani bunlar karşımıza çıkabilmekte. Anladım. Bir de tam bu nedir bilemiyoruz. Mesela Ruslar bu telepatidir vesaire falan bu işte beynin farklı kullanımıyla ilgili hı-hı. çok ciddi çalışmalar da yaptılar. Şimdi bunların hangi kısmını
buna söylüyoruz. Yani şimdi bunu büyü vesaire falan deyip atmak evet. mümkün ama yani farklı şekilde çabalar olduğunu ifade etmek mümkün. Yöntemini bulmak hatta lazım. Hatta bazen işte sizin dediğiniz gibi çeşitli örgütler için ya da işte yani bu tip şeylerin kullanıldığına ilgili bir ifade vardı. Hatta ben şöyle bir şey duymuştum. Bizim üniversite sorularını falan böyle işte hani ulaşılamasın işte çeşitli metafizik ya da şey fizik ötesi varlıklar geçemesin diye okunduğuna falan dair. Ama sonra şunu gördük ki yani hayır, metafizik fizik ötesine gerek yok yani. Maalesef fiziki bazıları insanların emeğini çalmak evet. için zaten fiilen gidebiliyorlarmış oraya. Dolayısıyla bu yani çok yani spekülatif sözler olacaktır ne söylersek söyleyelim. Biraz inançlarla da ilgili bir olay. Dediğim gibi o yani inanç kısmına baktığınız zaman olabilir mi? Mümkün peki ama hocam. Reel bir örneğini gördünüz mü biliyor musunuz? Ben şahit olmadım bilmiyorum. Peki hocam teşekkür ederim. Ömer hocam çok ben az zamanımız kaldı. Çok az zamanımız kaldı. Siz ne? Evet bir iki dakikamız kaldı. Aslında zaman doldurduk. Doğru, ben şimdi evet. arkadaşlardan müsaade evet. istedim. Buyurun sizi dinleyelim. Şöyle bir şey söyleyeceğim hızlıca hemen sorunuza cevap vermeden önce. Gökmen hocamın söylediği bu teknoloji istihbarat alanında çok mükemmel şeyler söyledi. Bir iki cümle bir şey söyleyeceğim. Mesela Amerika Birleşik Devletleri tam da mesela istihbaratı konuştuğumuz bugünlerde 2045'le robot askerlere geçeceğini, 2070'te de hologram askerlere geçeceğini falan söylüyor. Evet. Yine bu dönemde İngilizlerin, yine Amerika Birleşik Devletleri'nin, Kanada'nın ve İsrail'in ortak yaptığı çalışmalarla birlikte genleri oynanan, DNA'sıyla oynanan insanın Ay'da ve Mars'ta kostümsüz, o hani kıyafetler var ya, onları giymeden Ay'da ve Mars'ta yaşamaya hazır hale getirileceğiyle alakalı çalışmaların yapıldığı Dünyayı söyleniyor. Bitirdik, çok ilginç. Ve yine mesela Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu büyük dahilerden biri var. İsmail Hakkı Aydın beyefendi, evet. profesör. Beyin cerrahı. Onun Beyinsizsiniz diye bir serisi var. Onun içerisinde hoca insandan ayırt edilemeyecek robotu gözüyle gördüğünü söylüyor. Mesela hani teknoloji bu noktaya geldi. Peki işin bu noktasını nereye gidiyor? Aslında 2045 Avatar projesi var. Konuşsak 10 saat konuşuruz. Başında da Dmitry Itzkov diye bir adam var. Yani teknoloji artık hani bu kadar ileriye gitti. Bu hocamın söylediklerine karşılık olarak, Ökmen hocamın, kıymetli hocamın söylediklerine karşılık olarak söyleyeceklerim olsun. Çünkü bunlar önemli. İstihbarat ve teknoloji asla ayrılmaz ve Sultan II. Abdülhamit'in de bir lafı var. Diyor ki Sultan II. Abdülhamit Han, iman ile silah üretmeliyiz diyor. Ne demek bu iman ile silah üretmek? Dosta güven, düşmana korku salmak evet, demek. Hocam, peki. Dosta güven, düşmana korku salmak demek. Sorunuza da hemen bir iki cümle şöyle cevap vereyim. Orhan Koloğlu'nun Abdülhamit Gerçeği kitabını okursanız Abdülhamit Han'a büyü yapıldığını hoca rahmetli anlatmıştır. Çünkü bulmuşlar arşivde bunun kağıdını. Ve Muhammed Zafer Efendi Şazeli Şeyhi, ki ona da tekke yaptırmıştır Ertuğrul Tekkesi diye, Sultan Hamit kendisine Muhammed Zafer Efendi Hazretlerini okutmuş. Bir de evet. bununla alakalı bir şey daha söyleyeyim. Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde de Osmanlı daha önce harp yapacağı yerleri tabi biliniyor, tespit edildiği için önceden dervişleri falan gönderip okunmuş evet. bazı kağıtların falan gömdürüldüğüyle alakalı bilgiler peki. var. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Ahmet, sözü sana bırakıyorum, veda edelim. Tabii programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Kıymetli hocalarım, inşallah bir daha davet ediyoruz sizleri. Tabii. Farklı bir konuda da efendim. Sayın Eda Yercan Hanımefendi ile birlikte Kızıl Elma programını sunduk. Ben de konumuz istihbarat olunca Atatürk'ün bu konuda işaret ettiği bir sözle programı kapatmak istiyorum. Yolunda bir yol yürüyen bir yolcunun yalnızca yolunu görmesi değil, yolun ötesini görmesi gerekir. Efendim, hayırlı akşamlar diliyorum. Haftaya görüşmek üzere.